Herkese merhabalar tekrardan. Tekrar teşekkür ediyorum Ankara Konuşmaları'nın davetine. Şimdi tabii türlerin kökeni, işte Charles Darwin, işte malumunuzca işte evrimsel biyolojinin işte bilimsel manada temellerinin atıldığı eser. Ve sonrasında epey çalkantıya yol açmış. Ama tabii bugünkü konumuz bu çalkantıların daha çok biyolojik tarihi üzerine bir parça odaklanmak olacak. Ve bu tarih içerisindeki bazı kırılma noktaları üzerinden işte meseleyi şeye kadar getireceğim. Modern sentez adı verilen işte 40'ların aşağı yukarı ortasına kadar devam eden ama normalde 40'ların zaten başında görece tamamlanmış olan bir sentetik dönemle sınırlayacağım. Çünkü bu sentetik dönem içerisinde biçimlenen evrimsel biyolojinin ana perspektifi şu an modern evrimsel biyolojinin ana perspektifi aslında. Tabii 40'lardan itibaren günümüze bakıldığında evrimsel biyolojinin geçirdiği değişim ve dönüşümleri irdelemek de çok hoş. Ama o belki ayrı bir konuşmanın konusu olur. Fakat sonuç itibariyle asıl belirleyici dönem işte Darwin'den sonraki yaklaşık işte 1859 24 Kasım yayınlanma tarihi 1859 dersek ondan sonraki yaklaşık bir işte ne oluyor 70-80 yıllık bir süreç olmuş oluyordu. Yani modern sentezin işte onlarına kadar olan süreci çekebilirsek. Tabii tarihsel olarak böyle aslında yani bir süreci böyle kesitlere bölmek çok makul değil. Ama sonuç itibariyle çok işte belirgin olarak bir takım şeylerin öne çıktığı, bir takım değişimlerin öne çıktığı zaman aralıkları 20. yüzyılın özellikle ilk çeyreğinden sonra gerçekleştiği için evrimsel bir söz konusu olduğunda yine de böyle bir hani kesitlendirmeyi en azından yapmakta meseleyi anlamak için fayda var diye ben düşünüyorum. Şimdi türlerin kökeninde ne söyleniyor canlı çeşitliliği açısından ve söylenen şeyler bu işte modern evrimsel biyolojinin bizim modern sentezle tamamlandığını görece söylediğimiz ana perspektifin omurgasını nasıl oluşturuyor? Şimdi türlerin kökeni öncelikle şunu söyleyeyim. Oldukça biyolojik bir kitap. Önemli bir kitap ama biyolojik bir kitap. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi elbette Darwin'in etkilendiği pek çok düşünür var. Kendi işte yaşadığı toplumun, zamanın insanı aynı zamanda Darwin. Orası da doğru. Bunlar da aksetmiş kitabını ama fakat yine de Darwin'e baktığımızda kendi yaptığı gözlemlerin yanı sıra geniş bir literatür okumasına da sahip olduğunu ve farklı disiplinlere de ciddi anlamda vakıf olduğunu dönem itibariyle biliyoruz. Dolayısıyla Darwin bu perspektifini oluştururken aslında öyle çok zamanın ruhuna birebir bağımlı kalmaktansa mümkün olduğunca tırnak içerisinde söylüyorum bilimsel diyebileceğimiz bir çerçevede aslında çalışmış birisi. Aslında hayli sonuçları itibariyle şeydir, objektif, bilimsel bir pencereden bakıyor meseleye. O yüzden kitabın kendisinin biyolojik olması çok şey, açık bana kalırsa. Fakat ama hani türlerin kökeni üzerinden ve sadece Charles Darwin üzerinden evrimsel biyolojiye yapılan günümüzdeki hani işte evrim karşıtı eleştiri demeyeceğim iddialara bakıldığı zaman aslında bunların bile türlerin kökeni içeriği söz konusu olduğunda salt oradan bile meseleye bakılsa tutarsız olduğunu söylemek istiyorum baştan. Çünkü hakikaten de salt biyolojik metin ve çok kendi içerisinde tutarlı bir biyolojik metindir türlerin kökeni. Mesela işte ilk bölümü işte ben de elimde şey var ilk baskısının faksimile bir yani tıpkı basım edisyonu var. Dolayısıyla ilk bölümü mesela Variation Under Domestication'dır. Yani ıslah altında ıslah ile ortaya çıkan biyolojik değişkenliğin yani bir biyolojik özellikteki bireyden bireye gözlediğimiz farklılıkların ne olduğu üzerinedir. Ve bunların dönem itibarıyla bilindiği, gerçekleştiği düşünülen işte kalıtımsal tezahürler üzerine odaklanır Charles Darwin. Sonra ikinci bölüm mesela Variation Under Nature'dır. Yani doğada peki yani biz ıslahla mesela var olan değişkenliği, biyolojik değişkenliği yönlendirebiliyoruz. İstediğimiz mesela hayvan ve bitkileri çeşitli özellikler bakımından ortaya çıkarabiliyoruz ama fakat bu iş doğada nasıl gerçekleşiyor? Doğada da aslında benzer bir şekilde
değişkenliğin olduğunu ve bunların da benzer kalıtımsal ilkelerle izah edilebileceğini söyler ve arkasından hemen bu değişkenliğin, bu biyolojik özellik değişkenliğinin bir mekanistik çerçevesini çizmeye çalışır dolayısıyla. Öncelikle sonraki bölüm mesela Struggle for Existence adını taşır. Var olma mücadelesi diye veya savaşımı diye çevriliyor. Ama bu bölüme zaten bakıldığında Darwin hem ilk baskısından hem sonraki baskılarda hep şeyi söyleyecektir. Ben işte şeyi, bu başlığı bir metafor olarak aslında bu daha doğrusu tabiri kullanıyorum. Çünkü bizim işte var olma mücadele dediğimiz şey öyle son derece basit bir şekilde anlaşılacak bir mesele değildir. Bunun bir sürü değişik yüzü vardır. Ve hatta sonraki bölüm işte şeydir, doğal seçilimdir, natural selection. Bunun bile kendisinin çok şey olduğunu, yani meseleyi karmaşık bir meseleyi çok yüzlü, çok işte farklı olgular üzerinden okunması gereken bir doğadaki değişim sürecini izah etmek için kullandığı bir basitleştirme, bir indirgeme olduğunu hemen kendisi söyler türlerin kökenini. Doğal seçilim tabirinin bile dolayısıyla o zaman itibariyle. Ha bir de şunu söyleyeyim, ben doğal seçilim derken bu doğada gerçekleşen elbette argümanı öyle geliştiriyor Charles Darwin. Seçilim anlamına hani ıslahın işte doğada gördüğümüz biçimi artık hani bir insan ile değil de seçilim manasında. Fakat bunun bile bir insani bir şey taşıdığını, vurgu taşıdığını o yüzden dikkatli okunması gerektiğini söylüyor. Bunu söylemiştik şimdi. Ama buradaki doğal sözcüğü sadece bu işlerin doğada gerçekleştiğine ilişkin bir atıf değildir. Bir de şu vardır. Biliyorsunuz William Paley diye bir şey var, bir teolog var, bir düşünür var, öyle diyelim. Böyle 1802'de aslında Natural Theology diye bir kitap yayınlar William Paley. Orada işte herhangi bir organ veya organ parçasının işte bir tasarlanmış bir düzen içerisinde yer alan bir yaratıcı tarafından ortaya konmuş bir durum olduğunu ifade eder. Ve dolayısıyla türlerin birbirinden ayrı, bağımsız, aynı anda meydana getirildiklerini, yaratıldıklarını söyler William Paley. Önce işte bir saat argümanı çerçevesinden bugünkü işte şey akıl tasarıma kadar giden işte fikir nüveleri burada vardır zaten William Paley'de. Önce oradan şey yapar, meseleyi kurar saat argümanı içerisinden. Her şeyin bir işlevi bu dünya sahnesinde meydana getirmek için eksiksiz bir düzen içerisinde çalıştığına dair bir argümanla girer işin içerisine. Birinci bölüm biyolojiktir. İkinci bölüm daha çok işte fizikseldir. Yani fizik bilimi ve işte astronomi çerçevesinde. Üçüncü bölüm ise William Paley'nin kitabı şeydir. Teolojik argüman olarak geçer. Şimdi dolayısıyla canlılığa bakış açısından Paley'nin işte bu doğal teolojisi büyük önem taşıyor. Tabii bu geçmişten gelen bir birikim aslında. Oralara girmeye gerek yok. Fakat Charles Darwin'in işte natural selection derken aslında natural teolojiye, doğa teolojiye bir göndermede de bulunuyor aynı zamanda. Yani işler demek istiyor ki senin bildiğin gibi, izah ettiğin gibi canlılık söz konusu olduğunda değil demenin bir başka yolu bu aslında baktığımızda. Özellikle natural selection'ı büyük harflerle yazar sürekli mesela baskılarda falan dolayısıyla. Şimdi tabii mesele o değil. Şimdi gittikçe baktığımızda şunu görürüz aslında. Yani tek tek bütün bölümü incelemeye gerek yok ama ilk birkaç bölüm bize çok şey söylüyor. Sonraki gelişmeler açısından da aslında bakacağımız bölümler bunlar, düşüneceğimiz bölümler. O da şu. Şimdi bir kere türlerin kökeni bir biyolojik metin hakikaten de. Tamam mı? Yani o yüzden de açılışı bir işte dünya düzeni veya bir işte kozmolojik düzen manifestosuyla başlamıyor dolayısıyla. Ama işte buradan ta o tarihlerden itibaren, türlerin kökeninin yayınlandığı tarihlerden itibaren bir dünya düzeni tartışması da çıkarılmaya başlanmış. Bence bu evrimsel biyolojinin teknik anlamdaki hani içeriği açısından meseleyi ele aldığımızda bir avamlaştırma ta o zamanlardan bu yana başlıyor. Yani sosyal meselelere hani evrimsel biyolojinin bu kendi penceresinden, o temel postüloların üzerinden bakmak avamlık bence yani. Hala bu kavramlık yapıda geliyor biliyorsunuz. Çünkü bu meselelere bakmak için zaten değil mi sosyal bilimcilerin falan zaten araçları var, bilgi birikimleri var. O zaman da vardı. Şimdi çok daha fazlasıyla var. Yani meseleye bakacaksak, o dünya düzenini anlayacaksak işte antropolojisi var, sosyolojisi var, iktisatı var, var daha doğrusu. Dolayısıyla bunlar bilim değil, bunlar bilim. O yüzden hani biyolojik kılıfı geçirdiğimiz zaman, biyolojik perspektifi daha doğrusu birebir geçirdiğimiz zaman şeye, bu izah alanlarına aslında bir tür işte anti entelektüelizm de yapmış oluyoruz yani.
bir tür başka türlü bir cehalete. Neyse. Dolayısıyla kitabın kendisi şunu demek istiyorum. Zaten bu tür çıkarımlara izin de vermiyor. Hani şu çok da vardır ya işte Marx işte çok etkilenmiştir türlerin kökeninden Kapital'i yazarken falan diye böyle bir şey yok. Dolayısıyla Marx sadece tespit edebildiği kadarıyla şey yapar. Türlerin kökeninin nedenli bir önemli ve sentetik kitap olduğunu söyleyerek takdir eder. O kadar. Daha fazlası yok. Ve tam tersine Marx dönemindeki böyle son derece naif, kaba evrimcilerin böyle işte iktisada ya toplumsal ilişkiler falan vesaire tarihe evrimsel biyolojiyle giydirme çabalarıyla dalga geçer. Bununla ilgili de bir sürü şey vardır, ifadesi vardır baktığınız zaman dolayısıyla. O yüzden hani o tartışmalar başka. Benim bugün alacağım kısım ise bu işin daha çok biyolojik evrim cephesinden hani geçirilen merhaleleri üzerine olacak. Şimdi salt biyolojik metin dedik ama bu metin şunun üzerine kurulu. Şu gözlemler üzerine kurulu. İşte Julian Huxley'in de birazdan bahsedeceğim büyük evrimsel biyolog döneminin sonraki tabii 20. yüzyılın büyük evrimsel biyoloğu tespit ettiği üzere. Bir tanesi şudur. Şimdi Darwin şunu gözlemler. Şimdi herhangi bir türe ait bireylere baktığımız zaman herhangi bir biyolojik özellik açısından biz bireyden bireyden farklılıkları görüyoruz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, ikinci kritik nokta, işte bireyler aralarında üredikleri zaman onların yavruları her zaman için kendilerinden çok daha fazla sayıdalar. Yani normalde giderek olarak geometrik bir artış görmüş oluyorsunuz aslında her defasında. Bu geometrik artışın gözlenmesine karşın, geometrik artış eğiliminin daha doğrusu gözlenmesine karşın neden mesela bunu da gözler Darwin, türler aşağı yukarı hep sabit birey sayılarına sahip kalıyorlar. Bu üç gözlemi doğal seçilimle, işte o bireysel değişkenliğin çeşitli koşullar el verdiğinde daha avantajlı hale geçmesiyle, o bireysel değişkenlik biçiminin bir kısmının, avantajlı olan kısmının daha doğrusu koşullar karşısında bir sonraki kuşağa kalıtım da söz konusu olduğuna göre yavruların aktarmasıyla aslında total olarak üremenin ortaya koyduğu bütün bireylerin değil de belirli bölümlerinin çevresel koşullara göre geniş manasıyla çevre tanımlandığında bir sonraki kuşağa yavru döl aktarıldığından bahseder ve dolayısıyla her ne kadar işte büyük artış eğilimi görsek de demek ki bunun ancak artan bireylerin bir kısmı ne yapıyor? Çevreye uygun yanıtları veriyor. Ve sonuçta o çevreye uygun yanıtlar verenler de tamam mı gerçekten de iyi bir üreme potansiyeline de sahipseler bir sonraki kuşağa yavrularını aktardıkları için biz aslında o total bireyler içerisinde yani total değişkenlik durumunu sadece bir bölümünün veya bazı bölümlerinin sonraki kuşaklarda giderek sıklıkla temsil edildiğini görüyoruz. Bu aslında bir yer değiştirme süreci doğal seçilimi tarif eden en basit şey kavramlaştırma öyle söyleyeyim ben izah daha doğru. Şimdi Darwin'in söylediği bu. Bu çok önemli bu nokta ve bütün tartışmalar zaten bilimsel manada, biyolojik evrim manasında bu noktadan ilerliyor. Modern senteze kadar olan veya işte neyse dönem itibariyle bütün eleştiriler, bütün tartışmalar, çatışmalar buradan çıkıyor. Ama burada çok kritik bir şey var. Her ne kadar şimdi söyleyeceğim bakımlardan Darwin eleştiriye uğramış da olsa belli dönemler itibariyle şu nokta çok enteresandır ve bu çok öz itibariyle kalır bu tartışmaların tamamında. Şimdi Darwin öncesinde, türlerin kökeni öncesinde her ne kadar şu an söyleyeceğim şey mümkün olduğunca aşınmış bile olsa şöyle bir canlı algısı var, görüşü var. Türler bağımsız yaratılış ürünleridir. Türler ideal formlardır, platonik idealar manasında. Dolayısıyla ve bizim bu yeryüzünde gördüğümüz bir türe ait bireylerde gördüğümüz değişkenlik ise aslında ideal formdan olan sapmaları, bozulmuşlukları ifade eder. Görüş budur. Yani o hani Scala Natura var ya, Great Scale of Being diye adlandırılır bu. İşte varlıkların büyük zinciri meselesi yani. Hani bunun üzerine çok güzel bir klasik kitap var biliyorsunuz aslında değil mi? Arthur Lovejoy'un Türkçe'ye çevirmiş galiba sonunda. Çok temel bir felsefe kitabı aslında diyebiliyorum ben. Şimdi dolayısıyla şimdi türler aralarında geçiş ilişkileri bulunmayan ideal varlıklar olarak resmedilir. Ve her bir tür içerisindeki, madem bunlar bir sınıflandırma pratiğiyle kategorize edilerek tür adını alıyorlar, her bir tür içerisindeki bireyler arasındaki biyolojik özellik farkları ise o türün o zaten saptanmış ideasından olan sapmalar bulunmuşluklardır dolayısıyla. Ama Darwin ne yapıyor? Bütün kurgusu bakın en başta şey,
Variation under domestication, nature, natural selection vesaire. Tamamı aslında biyolojik değişkenliğin, hani tür içerisindeki bireyden bireye olan farklılıkların aslında canlılığın ortak kökenden değişerek türeme ilişkisinin ham maddesi olduğuna dair. Yani burada o eski düşünceyi tepe taklak ediyor. Tam tersine değişkenliği bozulmuşluğun ifadesi değil, herhangi bir sınıflandırma kategorisi oluşturmak için çıkış noktası haline getiriyor. E tabii oradan çıktığınız zaman da dolayısıyla tür diye veya işte başka kategoriler diye adlandırdığınız işte gruplandırmalar arasındaki yakın akrabalık veya işte uzak akrabalık ilişkileri üzerinden de bir ne yapmış oluyorsunuz? Bir ortaklık ilişkisi, bir akrabalık ilişkisi kurmuş oluyorsunuz. O yüzden ortak kökenden değişerek türemeyi neye kadar? Tek bir atasal forma kadar, bugünkü modern evrimsel biyolojinin de gösterdiği gibi, o zaman da Darwin de ima ettiği gibi ne yapabiliyorsunuz? Çekebiliyorsunuz. O yüzden aslında varyasyonel evrim diye adlandırılır Darwin'in düşüncesi. Yani tür içi, bireysel, biyolojik özellik varyasyonuna odaklı bir şekilde biyolojik değişimi açıklamak. Bu türleşme şeklinde de bir değişim olabilir. Herhangi bir organ ya da organ parçasının değişimi şeklinde de olabilir. Ama bunları anlamak istiyorsanız bakmanız gereken şey bireyden bireye olan farklılıklardır. Ve kalıtsal farklılıklardır. Dolayısıyla. Şimdi bu tabii büyük bir şey. Devrimci bir dönüşüm aslında. Yani bence Darwin diye devrim diye bir şeyden bahsedecekse bakılması gereken yer burası. Çünkü ne doğal seçilim ne ortak köken fikri. Çünkü bunlar daha öncesinde var, Darwin'den öncesinde. Doğal seçilim fikri de var. O yüzden kolaylıkla Malthus'tan aktarabiliyor. Çünkü şekillenmiş olarak var. Ve ortak köken fikri kendi dedesinde bile var yani. Erasmus Darwin'in yazıtlarında bile. Daha öncesinde var zaten. Bir şekilde. Çünkü dönemin işte paleontolojisi, dönemin jeolojisi zaten o Scala Natura'yı epey şey yapmış, aşındırmış durumda zaten. Çünkü Scala Natura aynı zamanda aralarında geçiş ilişkisi bulunmayan hiyerarşik varlıklar şeklini temsil eder. Bir merdivendir ama o merdivenin basamaklar arasında hiçbir geçiş ilişkisi yoktur mesela. Hiyerarşiktir onlar. Anlık olarak öyle yaratılmışlardır. Birisi aşağıda, bir diğer yukarıdadır mesela. Şimdi dolayısıyla bu fikirler zaten var. Ama işte tür dediğimiz varlıkların dolayısıyla veya işte birbirlerinden giderek artan işte zaman içerisindeki evrimleşme mesafesiyle diyelim, farklılaşan grupların vesaire türüstü kategorilerin nasıl oluştuğunu, dolayısıyla canlılığın nasıl çeşitlendiğini izah etmek için Darwin tür içerisindeki bireysel özellik varyasyonuna parmak basıyor. Asıl başlangıç noktası burası, bozulmuşluk değildir diyor. Bu çok önemli. Ve sonraki bütün evrimsel biyolojide aslında kalıtılabilir, kalıtımsal olan biyolojik özellik varyasyonu üzerinden evrimleşme süreçlerini izah etmiştir. Veya işte paleontolojik olarak yaşamın tarihine baktığında gördüğü şey genellikle bu bireysel farklılıkların zaman içerisinde ne yapması aslında? Çeşitli özellik durumlarını meydana getirmiş olması evrimleşmelerle, çeşitli süreçlerle neyse işte. Ve arkasından da işte çeşitli canlı gruplarının bu şekilde ortaya çıkması. Kimlerin yok olması falan vesaire, bu zaten yaşamın tarihinin konusu. Ama sonuçta bakacağınız yer nedir? Bireysel özelliklerdir. Bireyden bireye farklılık gösteren biyolojik özelliklerdir. Farklılık olmaksızın, kalıtımsal temeli bulunmayan farklılık olmaksızın siz neyi? Kuşaklar boyunca gerçekleşen, ister doğal seçilim, ister başka süreçlerle olsun. Mesela bunlardan bir tanesi genetik sürüklenmedir. Öyle söyleyeyim ben. Ona bugün girmeyeceğiz. Olsun. Sonuçta anlamanız gereken yer burası. Buraya bakmaksızın ne yapamazsınız? Evrimleşmeyi anlayamazsınız. Biyolojik evrimleşmeyi tabii ki anlayamazsınız der. Şimdi tabii bu asıl meselenin kırılma noktası burası. Bütün her şey buradan köken alıyor. Evrimsel biyolojinin 150-160 yıllık entelektüel hani macerası aslında tamamen işte bu şey üzerinedir. Bireysel varyasyon inşası üzerinedir aslında. Bütün meselelere bakarken buradan yola çıkar. Şimdi tabii bu büyük heyecan yaratıyor ve pek çok kişi İşte Darwin sonrasında, Darwin de hayattayken işte farklı canlılar arasındaki işte anatomik, morfolojik, embriyolojik ilişkileri saptamaya, yani karşılaştırmalı anatomi, morfolojiye ve embriyolojiye odaklanıyor. Ve bir yerde bir işte ilişkilendirme görüldüğü zaman dolayısıyla bu şekilde akrabalık ilişkisi, bunun hemen doğal seçilimle lafzi, sözel, verbal izahı yapılıyor aslında. Fakat bu öyle bir durum ki, tamam mı? Aslında siz doğal seçilimi, şimdi Darwin işte yanlış bir kalıtımsal temel üzerinden izah etmeye çalışıyor. Ama doğal seçilim fikrini yedirmesi süreç olarak elbette şey oldukça önemli.
bu biyolojik varyasyonun zaman mekandaki değişimi üzerine. Fakat şey, lafzi, yani bunları gösteremiyor. Ne gözlem var, ne deney var baktığınızda. Sürekli ilişkilendirmeler, dolayısıyla akrabalık ilişkileriyle bir yere bağlamalar canlıları ve bunları nasıl olduğunu açıklarken de sadece doğal seçilme verbal olarak bile Darwin'deki sınırlı biçimiyle ve kötü o, yani yanlış kalıtımsal pardon bilgisiyle yaklaşmak var. Şimdi 1890'lara geldiğinde bu aslında, tamam mı, dönem itibariyle filizlenmeye başlayan işte dönem fizyolojisi falan vesaire daha mekanistik olarak biyolojiye yapılan yaklaşımlarca dışlanmaya başlanıyor. Bir tür hikaye anlatma sanatına dönüşmüş durumda diye bakılıyor bunlara. Çünkü ilişki kuruyorsunuz, başka bir şey yok. Aha, doğal seçilim. Nasıl ama yani? Orada bir şey yok baktığınızda. Ve özellikle 1900'de çok önemli, 1900'ün şeyinde, bahar aylarında işte Hugo de Vries, işte şey Ernst Tschermak, bir de Carl Korens galiba. Bu üçü bağımsız bir şekilde Mendel'in 1865-66'da yayınladığı o temel genetik ilkelerini yeniden keşfediyorlar. Çünkü o zamana kadar Mendel bunları yayınlamış ama zaten dergi Almanca. Dolayısıyla dağıtımı düşük. Bir de salt olasılık aslında şey sonuçları. Böyle çok çarpıcı şeyler söyleyen, yani insana ilk okuduğunda böyle, tamam mı, böyle çığlıklar attıran sevincinden hep bir aydınlanma, biraz da şey yapıyorum tabii, işi alaya vuruyorum ama bir şey değil onlar yani sonuçlar. Tipik olarak aslında daha henüz işte meyotik bölünmeyle falan vesaire, yani o işte genetik ilkelerinin temellendirildiği bölünmeyle ilişkili süreçte şey çok netleşmiş değil. Sonuç itibariyle aslında bir biyolojik özelliğin kalıtımla ilişkin doğru genetik bilginin genel çerçevesiyle prensipleri. Genetik dediğimiz bilim aslında şeyle başlar, bilim olarak yani. Mendel'le başlıyor hakikaten de yani. Bu çok açık. E tabii Mendel güme gidiyor dolayısıyla. Hani hiç şey yok, izi yok şeyde yani. 1900'e kadar, 40 senedir yok. Ta ki 1900'de bahsettiğim üç şey işte, araştırıcı, bağımsız bir şekilde farklı model organizmalara çalıştıkları ne yapıyorlar aslında? Mendel'in temel genetik ilkelerini ortaya koyuyorlar. Ondan sonra işler tamamen değişiyor. Çünkü o zamana kadar şey de var. Mesela biyometriciler denen bir grup var, öyle söyleyelim. Bunlar doğal seçilimi Darwin'deki anlamıyla kucaklamışlar. Yani küçük küçük karakter değişimlerinin birikmesiyle sonuçta büyük bir değişim meydana geliyor, çarpıcı bir değişim. Evrimleşme ve bu birikmeyi doğal seçilim işte o küçük küçük farklılıklar yaratan avantajlı özellik durumlarını seçerek, hani doğal seçilimi seçilerek ortaya konuluyor. Dolayısıyla böyle sert geçişler mümkün değil. Bir karakter durumundan bir diğerine geçiş kalıtımsal olarak da mümkün gözükmüyor zaten yani. Ama Mendel genetiği özellikle temel ilkeleri çerçevesiyle tamamen şeydir, böyle süreksizlik içeren, yani sürekli olmayan karakterlerin bir kuşaktan bir diğerine geçiş ilişkisi üzerinedir. Şimdi Mendel genetiği bir şekilde işte 1900'lerin başında yeniden keşfedildikten sonra ve doğru genetik bilginin bu olduğu pek çok farklı organizmada defalarca gösterilmeye başlanınca ne yapılacak aslında? O işte eski o karışımsal işte blending inheritance denen şeyi geride iyice bırakacak. Biyometricilerin de işte o dayanağı da bir şekilde ortadan kalkıyor. Fakat bunlar çatışıyorlar birbirleriyle. Ama işin kötü tarafı şu. Yani William Bateson diye çok önemli bir bilimci var. Bu özellikle böyle kesikli aralarında geçiş ilişkisi bulunmayan özelliklerin kalıtımı üzerine bir sürü veri toplamış durumda. Biyometriciler var bunun tam tersini söylüyor. Ve sonuç itibariyle iki, işte Mendelciler ve biyometriciler diye iki ana grup oluşmuş oluyor. Yani bir tanesi işte bariz mesela mutasyonlarla, değişimlerle bir karakter durumundan bir diğer net geçişin mümkün olduğunu söyleyerek analizleri kalıtımsal manada yaparken işte bir diğeri ise bunu kabul etmiyor. Küçük küçük değişimlerin. Şimdi bu böyle olunca aslında daha 1900'lerin başında zaten 1890'larda iyice sözel olduğu için eleştirilen Darwinci evrimsel biyoloji, doğal seçilme evrimleşme ne yapıyor aslında? O genetiğin o ilk ivme zamanında kopuşa uğruyor aslında iyice bilimsel bilim. Genetikte madem bunu göstermiyor deniliyor. Dolayısıyla doğal seçilimi ne yapmanız? Hani yeni Mendel genetiğinin yeni keşfedilen ilkeleri izah etmeniz mümkün gözükmüyor. Bu dönemde işte şey var mesela işte. Üç ana akım da tekrar hani bilimsel dönemin perspektifiyle hani bilimsel temellere dayandığını söyleyebileceğimiz üç ana akım var. Bir tanesi bunların yeni Lamarckçılık,
Bir tanesi mutasyonculuk, bir diğeri ise ortogenesis. Mutasyonculuk şu demek, zaten adı üzerinde. Çünkü Mendel genetiği ilkeleri üzerinden çalışmaya başlandıkça ve böyle çok sert değişim geçiren mutantlar üzerinden bir karakterin, tamam mı, patolojik mutantlar üzerinden bir karakterin kalıtımı aslında kalıtımsal norm olarak kabul edilmeye başlanınca sonuç itibarıyla işte bir biyolojik özellik durumundan bir diğerine tek bir kuşakta bir mutasyonla geçilebileceğini söylediği için mutasyonculuk. O küçük küçük birikimlerle ve onların seçilmesiyle geçilen bir şey olan şeye gerek yok zaten ya. Doğal seçilim gibi bir hani bir sürece gerek yok yani, bir mekanizma deniliyor ya, ona gerek yok. Anlamsız çünkü. Ne diye doğal seçimde bir şey getireceksiniz? Zaten mutasyonlar değiştiğinde zaten bir sonraki karakter durumuna geçiyor. Siz o zaman yeni bir şey görmüş oluyorsunuz. Evrim böyle oluyor deniliyor. Yine Marxçılık ise işte bu kullanıp kullanmama meselesinde çevrenin etkisini daha çok, daha sofistik bir biçimde ona çıkarıyor. İşte ortogenesis ise bu yine Lamarck'ın bazı fikirleriyle, temel bir fikirle bağlantılı ama şöyle bir ayrıma sahip. O da şu, işte canlıda içsel bir değişme, dönüşme eğilimi vardır. Bu doğal seçilimden de, tamam mı? Zamanın sahiplerinden de işte, zamanın getirdiklerinden de pardon, bağımsız bir şekilde ne yapar? O gelişmeye, değişme, dönüşme doğru gider. Ama o içsel kuvvet nedir bilinmez. E burada biraz işte işin içerisinde teoloji falan da karışıyor tabii ki yani. İster istemez. Şimdi bunlar tabii bu dönem içerisinde artık bizim doğal seçilimle evrimleşme adını verdiğimiz, ortak kökenden doğal seçilme değişerek türeme diye özetleyeceğimiz, ki Darwin'de böyle özetler, tamam mı? Evrimsel biyolojik yaklaşım karanlığa gömülmüş olarak diye tarif edilir. Yani artık o hiç şey değil, gündem dışı gibi ya. Demode bir şeymiş gibi bakılıyor buna. Çünkü bu üçü, çatışan üç şey var, üç de makul şeyler söylüyorlar artık dönemde. Bunu Eclipse of Darwinism diye bu, literatüre de böyle geçmiştir yani. Dolayısıyla bunun üzerine, o dönem üzerine yazan işte Peter Bowler diye önemli bir biyoloji felsefeci tarihçisi var. Onun da doğrudan bu konu başlığında çok da güzel bir kitabı var. 80'lerin başına çıkmış, ondan not edeyim geçerken. Fakat tabii bu iş böyle olunca o dönemlerin başında o Mendel genetiğinin temel ilkelerinin ortaya konmasıyla beraber 1900'lerin başında 1904-5 falan aslında biri matematikçi, biri biyolog, biri Alman, biri Fransız, biri Alman, biri İngiliz. İki, bilim insanı. Bu sefer bu mayoz bölünmenin sonuçlarını, tamam mı? İşte ilgili genlerin farklı formlarının dağılımının böyle hep kararlı bir şekilde bir denge ifade edeceğini izah etmek için bir matematiksel perspektif ortaya atıyorlar. Aslında mayoz bölünmeyin, bunun sonuçlarını, üreme hücrelerine, mesela genin farklı formlarının öyle diyelim, tamam mı? Hep belli kurallar çerçevesinde dağılmasını ve bu dağılımın da sürekli ifade ettiği örüntünün aynı kalmasını söyledikleri bir şey. Hardy-Weinberg dengesi diye bir şey duymuşuzdur işte. Bunu ortaya atıyorlar. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bir şekilde yani üreme hücrelerindeki genetik formların sıklıkları üzerinden bir durağanlık modeli. Mendel genetiğini kullanarak. Burası çok kritik. Şimdi bu neyin yolunu açıyor? Özellikle 20'lerden itibaren, 18-20'den itibaren Ronald Eimer Fisher diye birisi var. Başka matematikçiler, istatistikçiler veya işte popülasyon genetikçiler de var, evrim genetikçiler de var dönem itibaren. Bunlar Mendel genetiğini kullanarak bu ilke çerçevesinden doğal seçilim nasıl hesaplanabilir, gösterilebilir. Ve 1930'a gelindiğinde çok kritik bir kitap yayınlıyor. Ronald Eimer Fisher, daha önceki şeylerinin çalışmasıdır. İşte sonraki baskısını getirdim ben size. Adı The Genetical Theory of Natural Selection diye. 30 baskı kitabı. Doğal seçilimin genetik kuramı. Ve burada Fisher ne yapıyor? Fisher Mendel genetiğini insan doğum ölüm oranlarının yani aktüerya bilgisinin bu manasıyla perspektifinde doğal seçilimi modellemek için Hardy-Weinberg dengesi dediğimiz matematiksel perspektifi de ele alarak kullanıyor. Ve Fisher'ın burada, zaten kitabın ikinci bölümü de hemen şudur. Adını da ben size okuyayım. Fundamental Theorem of Natural Selection'dır. Doğal seçilimin temel teoremi diye burada matematiksel olarak bu bahsettiğim çerçevede ortaya koyar. Dolayısıyla Mendel genetiği ilk defa ne yapar aslında? Doğal seçilimi modellemek için kullanıyor. Ve enteresandır. Ne söylüyor biliyor musunuz burada? Sonuç cümlesini ben, çıkarımını söylüyorum ben burada. Bu işin tabii
Matematiksel Popülasyon Genetiği. Burada var temelleri. Çok kritik bir, önemli kitaptır bu. Aldığı atıflara baksanız 20 bin falan civarındadır sadece bu kitap. Belki daha fazla o günden bu yana. Fisher çok büyük bir isimdir. Hani biliyorsunuz varyans analizinin mucidi falan filan. Çok da önemli biliyorsunuz istatistikçi. Ama popülasyon genetikçisidir, matematikçidir. Neyse. İşte der ki işte herhangi bir andaki bir popülasyonun uyum başarısındaki artış oranı, yani doğal seçilimle, doğal seçilimle tamam mı? Belli bir evrimleşme sürecinin ilerleme hızı diyelim biz buna. Basitçe söyleyeyim. Oranı o anda o popülasyondaki ne miktarına bağlı? Genetik değişkenlik miktarına bağlıdır der. Bakın yine o Darwinci mirası koruyor. Ne yapıyor? Doğal seçilimi temellerken, doğal seçilimle bir karakter dönüşümü izah ederken sonuç itibariyle ne vurguyla? Bunun matematik ispatı zaten kitabın içerisinde var. Neye? İşte biyolojik özelliklerin kalıtsal farklılıklarına vurguyla. Bu çok önemli bir doğal seçilim perspektif olarak oturuyor. Daha sonra bunun üzerine işte denklemlerini falan geliştirir, açar falan neyse işte bizim bildiğimiz ilk o temel doğal seçilim denklemlerini burada. Tabii bunun üzerine çok şey konuldu ama hala fundamental teorem olarak geçer. Çok önemlidir baktığımızda. Dolayısıyla Ronald Eimer Fisher doğal seçilimi matematiksel olarak rahatlıkla hem gösterilebilir hem sahada çalışılabilir bir durum açısından ortaya koyduğu zaman Mendel genetiğinde kullandım. Aslında Mendelcilerle biyometriciler arasındaki fark ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla işte Charles Darwin'in o temel doğal seçilimde ortak kökenden türeme ilişkisi çerçevesinde izah ettiği evrimsel değişim bir mekanistik yapıya sahip olmuş oluyor. O dönemde yine işte şey var, John işte Burden Sanderson, Haldane diye yine çok büyük böyle Allame-i Cihan hakikaten de böyle. Çok böyle şey velüt, çok derin okumuş, biyokimya bilgisi, biyofizik bilgisi çok dehşet olan çok iyi bir genetikçi ve matematiksel istatistikçi var. Ronald Eimer Fisher ise işte 30'lardan bir kitabı vardır. Daha önceki çalışmalarda var tabii 22-24'ten itibaren düşünmek lazım. Haldane'in üretimini. O işte şey Cause of Evolution diye bir kitap yayınlar. Orada yine bu Fisher'ci perspektifi korur. Ama özellikle işte doğal seçilimle evrimleşmeyi siz Mendel genetiği tercihlerinde gösteriyorsanız bu evrimleşme seçilme gerçekleşirken seçilim yoğunlukları ne olmaması hesaplanır. Yani seçilim diferansiyellerini hesaplıyor. Bu çok önemli. Çünkü artık parametrize edeceğiniz, hesaplayacağınız bir şey var. Her bir durum için kullanabileceğiniz bir seçilim şeyi var, tipi var veya seçilim tipleri var. Tipleri için giden yol açılmış oluyor. Yine aynı tarihlerde Sewell Wright vardır. Çok büyük bir isimdir bu da. Amerikalı popülasyon genetikçisi. Alanında çalışmıştır ama bunların hepsi şey matematiksel popülasyon yani teorik popülasyon genetikçileri. O ise şeyi yayınlar. Evolution in Mendelian Populations diye bir kitap değildir bu Genetics dergisinde. 31'de çıkmış. Böyle 70 sayfalık bir makaledir ama bu orada matematiksel olarak tamam doğal seçilim Mendel genetiği temelinde gösterilebilir ama popülasyon büyüklüğünü de doğadaki popülasyonları sonsuzcasına büyük değildir. Çünkü Fisher popülasyon büyüklüğünü çok geniş alır. Öyle söyleyeyim ben seçilimi tanımlarken. Aslında doğadaki türlerin hani sahip olduğu hani büyüklüklere göre biz bunu hesaplayalım diyerek aslında biraz daha derinleştirir meseleyi ve özellikle genetik sürüklenmeyle, evrimleşmeyle doğal seçilim arasındaki o geçiş noktalarına doğru giden o entelektüel şeyin de hani geleneğin de kapısını açmış oluyor. Neyse işte yani genetik sürüklenme stokastik evrimleşmedir diyelim, eşittir basitçe. Doğal seçilim deterministik evrimleşme. Stokastik evrimleşmenin doğal seçilim ilişkisi bağlamını da aslında nedir? Şey kurmaya başlıyor tabii ki. Perspektif, Sewell Wright. Daha sonra bir sürü bunların çalışmaları var tabii ki. Bunlara işte kurucusu veya founding father adı verilir. Evrimsel genetiği. Şimdi bu niye kritik? Çünkü bu yapı üzerine aslında dönem itibariyle işte ne bileyim histolojiden gelen, histoloji genetikle birleşiyor Mendel genetiği. Genetikten gelen, ondan sonra karşılaştırmalı anatomi, morfoloji bilgilerinden gelen, biyocoğrafya çalışmalarından gelen pek çok şey, perspektif. Bu işte üç popülasyon genetikçisinin kurduğu omurga üzerinde birleşiyorlar. Bunun adı modern sentez zaten. Dolayısıyla o döneme baktığınız zaman çok siz net ve rahat bir şekilde bu temel popülasyon genetiği argümanları üzerine kurulmuş bir evrimleşme izahları görürsünüz. Alan çalışmalarında vesaire. Dolayısıyla ve bu tabii bundan sonra çok büyük şeyler de çıkmaya başlar.
eserlerden. Dobzhansky'yi biliyorum. Teyzeci Dobzhansky 1920'de Thomas Hunt Morgan'ın büyük evrim, büyük genetikçi. Dolayısıyla hani kromozom teorisini falan boş bulduğumuz çok büyük genetikçi. Onun laboratuvarına bir yıl için geliyor ama Dobzhansky ömrünün boyuna kadar Amerika'da kalıyor. Dobzhansky aslında böyle daha çok civil right olmakla beraber o işte o popülasyon genetikçilerin mirası üzerine mesela 1900 çalışmalarını yapar. 37 yayınladığı çok önemli bir kitap var. İşte Genetics and Origin of Species diye kitabın adı. Genetik ve türlerin kitabı. Arkasından Ernst Mayr, o büyük hani yine isim biliyoruz. Ernst Mayr sınıflandırmayı da artık bu genetik temel üzerinden şekillenen Darwin evrimsel biyoloji kurmamız gerekir diyerek bu sefer işte Systematics and Origin of Species diye hepsi bunlar Columbia Üniversitesi'nden çıkan yayınlar. 42'de yayınlıyor mesela baktığınız zaman. Tamam mı? Ve mesela bu çok kısaca anlatmaya çalıştığım Mendel genetiği üzerine tahkim edilmiş evrimsel genetik kuram üzerine inşa edilen bir evrimsel biyoloji bilgisinin aslında egemen unsuru olduğu ki bugün de modern evrimsel biyolojiyi biz bu şekilde görürüz ve herhangi bir evrimsel problemi çalışırken evrimsel genetik bir perspektiften bakmak olanaksızdır aslında. Bakmadığınız zaman çok eksik kalır veya diyelim ki doğal seçilimi bir evrimsel genetik perspektif olmaksızın herhangi bir biyolojik özellikteki doğal seçilimi çıkarsamak istiyorsanız o sadece hikaye anlatmaktan ibaret olur yani. O yüzden şu an piyasada çok var ya o doğal seçilimle bu doğal seçilimle falan evrimleşiyor diye, tamam mı? Yani biz evrimsel biyologlar evrimsel genetikte buna şüpheyle bakarız. Hatta şüpheyle değil. Yani biraz da ister istemez insan burada dalga geçiyor yani. Çünkü sonuçta ne bileyim, renklerin evrimi, düşüncenin evrimi doğal seçilimde. Ne diyorsun kardeşim sen? Genetik temel nerede? Hangi genler? Hangi tür bir seçilim var? Tamam mı? Bunları görmek istiyoruz. Çünkü sonuçta hani yapılan evrimsel biyoloji bilimi bunlar üzerine. Başka şekilde bir izah yapamıyorsun bilimsel manada. Deneyle gözlemle karşılığı yok. Dolayısıyla geniş manasıyla söylüyorum. İki kavramla tabii ki böyle işte hani. Tamam mı? Dolayısıyla tabii mesela şey var, getirdim. Tam 42'de çıkan bir kitap bu. Julian Huxley. Bu şeyin Thomas Huxley'nin, Darwin'in işte bulldog'u deniliyordu ya. Onun yanılmıyorsam ya oğluyor. Torunu neyse. Julian Huxley'nin işte Evolution, the Modern Synthesis diye bir kitabı vardır mesela. 42'de çıkan kitap. İşte o dönemi tamamen özetler. İşte 1900'den bu yana gelen şeyi alır. Mendel genetiği olan işte şeyi, değişimleri alır. Darwin öncesini de alır, tıkanıklığı da alır. Hepsini irdeler. Olağanüstü bir kitap. Yani hala konunun meraklıları, uzmanları için okunduğunda zihin açıcı bir kitap. Dolayısıyla çok çok önemli bir kitap olarak addedilir. Bunun içerisine baktığınız zaman zaten kitabın giriş bölümlerinden itibaren omurgayı bu temel evrimsel genetik üzerine kurar ve arkasından diğer spesifik başlıkları açıklar mesela. Türleşmeye kadar giden tüm süreçlere. Dolayısıyla veya bir modern evrimsel biyoloji kitabına baksanız bugün Türkçe çevrilenler de var. Textbook'lara falan bakın, onu demek istiyorum ben. Orada görürsünüz yani. Omurga evrimsel genetiktir. Ama hep şeydir. Yani genetik temelli biyolojik özellik değişkenliği çerçevesinde doğal seçilim veya genetik sürüklenme veya işte ikisinin arasındaki bir süreç olarak Hill-Robertson denen etkisinden bir süreç vardır. Odur. Hep değişkenlik vurgulu. Kalıtılabilir değişkenlik vurgulu. Bu çok önemlidir. Peki burada belki şey eksik kalıyor diyebilirsiniz. Tamam. Ama paleontoloji, yani fosillere baktığımızda nerede duracağız? Tamam mı? Fosillere baktığımızda bir sonraki kuşağa aktarılan özelliklerin, tamam mı, genetiğini çalışmamız, hani doğadaki yani mevcut organizmaları veya laboratuvarda kullandığımız model organizmaları çalışmak gibi değil yani. Çok zor. Yani böyle bir şey yapamayız zaten yani. Zaten ölüp gitmişler bunlar. Tamam mı? Dolayısıyla. Ama orada ne oluyor? Orada işte bir perspektif kırılması, değişimi var. Özellikle George Gaylor Simpson 1944'te bu temel popülasyon genetik şeyi, kuramı fosiller üzerinden yaşamın tarihini okumak üzere kullanıyor. Yani şunu demek istiyorum. Paleontolojinin kendisi de aslında hani ne yapıyor? Evrimsel bir genetik temel üzerinden izaha kavuşmuş oluyor baktığımızda. Burada işte bu o dönemin en kritik eseri budur baktığımızda. Tempo and Modern Evolution diye George Gaylor Simpson'ın kitabı. Çok büyük bir paleobiyologtur bu kendisi ama çok da iyi bir şeydir aynı zamanda. Yani dönemin evrimsel genetiğini kavramış bir kişidir baktığımızda. Ve yine şey var, yine alandan mesela Rudyard Stebbins diye Amerikalı, hakikaten de çok böyle ufku çok geniş olan, çok derin bilgiye, kavrayışa sahip olan bir şeydi, bir bilim insanıydı. O da mesela 1950'de Variation and Evolution of Plants diye bir kitap çıkarır. Orada ise
şöyle 700-750 sayfalık bir eserdir bu. Tabii daha önce yapılan çalışmaları falan bütün hani bitki bilimciler tarafından vesaire, botanikçiler tarafından her alandaki çalışmaları sentetik bir şekilde ele alıyor. O da aslında tabiri caizse bitkiler dünyasından nedir? Bu bahsettiğimiz modern evrimsel biyolojinin şeyidir. Bir manzarası baktığımızda. Yani 40'ların ortasına gelindiğinde aslında şu anki evrimsel biyolojinin tabii çok daha da gelişti. Gelişti derken çok daha sofistik hale geldi. Temel perspektifi oluşmuş durumda. Aslında 30'larda 40'larda bu iş bitmiş durumda yani. Baktığımız zaman tabiri caizse. Tabii orada bir şey var. Biraz da bir konuşmanın sonlarına doğru yaklaşayım. Bu perspektif çok önemli. Modern sentez. Kimisi böyle bir tanımlamanın kullanılmaması gerektiğini de söylüyor. Çünkü Darwin'deki türlerin kökenindeki doğal seçilim izahı ve kalıtım içeriğiyle modern sentezdeki izah ve içerik birbiriyle uyuşmuyor deniliyor. Yani neo-Darwinizm denilir ya bazen. Tamam mı? Bunu dememek gerekiyor diyor. Fakat yine de aslında temel şey görüş, yani üzerinde şey yapılan uzlaşılan görüş, bunun denebileceği, çünkü Darwin'deki doğal seçilim her ne kadar işte türlerin kökeninde ve sonrasındaki kalıtımsal olarak eksikse, her ne kadar biraz fazla basitleştirilmiş bir seçilimsel durumu ifade ediyor bile olsa, sonuçta kalıtımsal olan biyolojik değişkenliği, varyasyonun bir bölümünün çevre koşulları uyarınca, zaman ve mekan içerisinde değişimi doğuracağı ve o değişimi türleşmelere, daha üstü tür üstü kategorilere kadar gidecek farklılaşmalar ortaya koyacağı yönündeki o temel argümanı Darwin'in aslında sonuç itibariyle daha sofistike bir şekilde popülasyon genetikçileri tarafından, yani evrimsel genetikçiler tarafından ifade edilmiş oluyor. O yüzden bu geçersiz de deniliyor. Ben de ona katılıyorum zaten, hep öyle söylenir. Ama burada kritik bir şey var. Yani son 5-6 dakika bir şey söylemeden önce. O da şu. Şimdi modern sentez dediğimiz zaman gerçekten çok heyecanlı bir dönem. Yani. Üzerine çok yazılıp çizilen dolayısıyla. Bütün o işte dönüşüm noktaları, o çatışmaları gösterilen, işin gerektiği üzerine çok kafa yorulan ve hakikaten çok heyecanlı bilim tarihi, bilim felsefesi açısından da çok biyoloji felsefesi açısından da çok önemli bir alan. Bakılması gereken bir alan. Ve oradaki kitaplar şeydir. Çıkarılan üretimler hakikaten klasiktir onlar. Yani ondan bir evrimsel biyoloğun, bir entelektüelin, bir biyoloji felsefesi çalışanın öğreneceği çok şey vardır. Zaten yurt dışındaki şey ne bileyim işte bir biyoloji felsefesi çalışan herkes de bu kitapları yutmakla başlıyor önce işe. Türleri kökeni falan tabii orası öyle de. Öyle söyleyeyim ben. Çok önemli. Tamam. Eyvallah. Perspektif çok güzel, kritik, önemli. Fakat orada eksik olan bir şeyler de var. Çünkü sonuçta türlerin kökeninden etkilenmiş bir başka araştırmaları vardı mesela. O da şu. Özellikle Rus botanikçiler 1800'lerin işte son çeyreğinden itibaren türlerin kökenindeki o doğal seçimle evrimleşme perspektifine etkilenerek işte iki farklı canlı bir araya geldiğinde onun meydana getireceği yeni canlılar durup durumu veya yeni evrimleşme durumu üzerine yazıp çizdikleri. Bunlar modern sentezin teorik içeriğine şunu kastediyorum. Endosimbiyotik teori diye bir şey duyduk değil mi mesela? Ne demektir mesela? Şunu söyleyeyim ben. En azından hücreye bak. Mitokondri dediğimiz şey aslında bir antik bakteri. İndirgenmiş dolayısıyla. Ökaryot hücresi dediğimiz şey aslında iki farklı bakteri grubunun kaynaşmasından oluşan yeni bir hücre tipi. Ve bugün mesela simbiyotik ilişkiyle oluşan oluşmuş. Hani şöyle söyleyeyim ben. Bu tür simbiyotik ilişkileri görebiliyorsunuz yeni evrimsel durumlar oluştururken bugün bile. Dolayısıyla ve daha önce kısa süre önce mesela oluşmuş simbiyotik ilişkilerle meydana çıkmış işte biyolojik özellik durumlarını da saptayabiliyorsunuz. Yani şu an doğada mevcut endosimbiyozu gerçekleşirken de gerçekleşmiş halinde görebiliyorsunuz. Ki geçmiştekileri zaten biz çıkarsıyoruz hani. Orası ayrı mesele. Ökaryotik hücreye bakmak bir tanesi. Onun yapı taşlarına bakmak. Fakat bu perspektif, endosimbiyosisle evrimleşme perspektifi hiç girmiyor şeye. Ama o dönem hayli şey var, keskin gözlem var. Mesela işte dedim ya, Rus botanikçiler bu konuda çok kafa yormuşlar. Çok bulguları var. Mesela 1924'te, çok önemli bir kitaptır bu, yayınlanan bir kitap var. İngilizcesi tabii ki Rusça kitap
Symbiogenesis, a New Principle of Evolution diyor. Şimdi bu kitap tabii Mihailovic Kozyopolanski diye böyle acayip zihni, açık, berrak ve çok bilgi birikimi gerçekten de yüksek. Ama işte muhtemelen işte İngilizcesi falan doğru düz olmayan birisi tarafından bir Rus bilimci bu yazılmış dolayısıyla. Burada ya okuduğunuzda İngilizcesini mesela bu ilk çevirisi bunu ilk defa, pardon 2010'da daha çıktı Rusçadan İngilizceye. Bunu işte o meşhur yakın zaman önce kaybettiğimiz Lee Marcus'a Yale Üniversitesi'nden Victor Fett şey yaparak işte elde etti, Victor Fett çevirdi dolayısıyla. Yani bazı terimleri güncellediğiniz takdirde şu modern bir kitap. Yani endosimbiyotik ilişkilerle evrimleşmeyi çok doğru bir şekilde tanımlayan örnekleri de çok doğru. O yüzden bu kitapta şey de hazırlanmış yani işte güncel dipnotlarla falan hazırlanmış günümüze. Bazı terminoloji karışık şeyler hani eski tabirler şey yapılarak, yerleri değiştirilerek veya o ne olduğu açıklanarak. Fakat hep şöyle söylenir. Eğer biliyor ki gerçekten de modern girmiş olsaydı tamam mı? Evrimsel biyolojide kat edilen mesafeleri daha önce almış olurduk. Ama şu an bile sadece saptama aşamasında yani bir endosimbiyotik ilişkiyle yeni bir organ veya yeni bir organ parçası nasıl hani seçilim yoluyla seçilimi tetikleyerek evrimleşir? Bu çok hala şey çalışılan bir konu bu yani. Ama sonuçta iki farklı organizmanın bir araya gelmesiyle bir sürü şey değişiyor birlikleriyle. Kimi zaman kalıcı hale geliyorlar, kalıcı hale geldiklerinde bambaşka bir organizma türü veya bambaşka bir organ türü ortaya çıkıyor. Yepyeni bir evrimleşmeye geçiliyor. Tamam mı? Kalıcı hale gelmeseler bile bir araya geldiklerinde izledikleri evrimsel yol tek başlarına izledikleri evrimsel yoldan çok bambaşka oluyor. Yani her zaman bambaşka bir evrimsel bir şey açılmış oluyor. Yol açılmış oluyor. Her iki durumda onu demek istiyorum ben. Mesela bir şey var, benim bir biyoloji felsefesi çalışan bir doktor öğrencim var. Onunla bizim konumuz bu endosimbiyosisle gelişim biyolojisi, evrimsel gelişim biyolojisi arasındaki köprüyü. İşte kendisinin de şu an aktif olarak İstanbul'da çalıştığı bir canlı üzerinden kurmaya çalışmak. Ama bunu sorgulamak tarihine şey üzerinden, bu işin bilim tarihi üzerinden. Modern sentezde niye girmedi? Tamam mı? İşte girseydi ne olabilecek bunun? Hani o zamanlar ne olabilecekti? Daha doğrusu böyle bir perspektif nasıl bir evrimleşme yolu açar? O deneysel olarak da göstermeye çalışıyor ama oradaki hocasıyla beraber. Ama sonuçta hani uzun lafın kısası bu perspektif maalesef girmedi. Ve üstelik bu perspektifi savunan Amerikalı evrimsel biyolog Lee Marcus, bunun yaşam öyküsü hakkında çok güzel bir kitap da Türkçe'ye çevrildi Ginkgo yayınları tarafından. O çok büyük mücadele ediyor. 60'ların sonunda yayınladığı aslında tüm vücudaki temel bileşenlerin endosimbiyotik ilişkilerle oluşmuş farklı parçalar olduğunu, farklı canlılardan geldiğini söylediği makalesi falan Tukaka falan edilir mesela. Ve Lee Marcus'un çalışmaları hep şey yapmış, geri plan atılır. Ta ki 80'lerin başından itibaren alan bulgularla Marcus'un söylediklerini büyük oranda destekleyinceye kadar dolayısıyla. Yani şunun Anglo-Sakson dünyasına girişi bu perspektifin bilmem kaç sene sonra girdikten sonra bile tamam görünür hale gelmesi bundan kaç sene sonra. Bu eksiklik olarak kabuldür ama işte tabii ki biz modern sentezi öyle rigid bir şey olarak değil. Dolayısıyla orada madem biz adına modern sentez diyoruz. Sonuçta sentetik bir evrimsel biyoloji çerçevesi kuruldu. Tamam. Ama ne oluyor? Tamamlanıyor ve eksik parçalar işte tamamlanıyor diye bakabiliriz durumda mesela. Aynı şekilde gelişim biyolojisi de mesela, o ayrı mesele. Yani organizmanın gelişimine etkileyen süreçlerin doğal seçilimde veya seçilimde olmayan süreçlerle biçimlenmesi babında bir evrimleşme bilgisi de yeni görece. Emodeo diye bir tabiri duymuşuzdur. Evrimsel gelişim biyolojisine verilen bir isimdir bu. Bu da son 30 senelik mesele zaten yani. Daha öncesinde epeyce çalışmalar ama bu da hep geride bırakılmış. Bunların hepsinin temel izahları var, sebepleri var. Ve izahların çoğu da o bilimin hani biraz kurumvari olacak ama o kendi çatışmaları sonucundaki cemaatlerin etkinlik düzeylerine bağlı. İster istemez baktığınız zaman. Yani bilim böyle yoktan zemlerimiz saf, insan aklının yüceliğiyle sürekli ilerleyen öyle bir şey.
Yok tabii ki yani. Dolayısıyla bunu artık hani hiçbir bilim felsefecisi bu görüşe ne yapmaz. Bilimin kendi ilerlemesi vardır elbette, hiç ilerlemez. O ayrı mesela. Sonunda bir ilerleme yaratır ama böyle ilerlemediğimiz şey baştan itibaren böyle hani aklın böyle sürekli karşısına çıkan problemleri net bir şekilde çözüp bir sonraki safhaya böyle bir şey yok tabii ki yani. Bir sürü işte çatışmaların vesaire ürün olarak bilimsel işte üretimde ne ortaya çıkacaksa çıkmış oluyor yani. O da lineer bir şey, asla izlemiyor. Bir birikim izi, gerçeği, pardon, yola diye bir şey yok bildiğimiz üzere. Tabii şu da söylenir, modern sentezdeki o Fisher'ın ortaya koyduğu perspektif, doğal seçilim evrimleşme perspektifi denir ki işte Sergei Chetverikov var, 26'da yine bir Rus genetikçi bu, Dobzhansky'nin falan da hocası olmuş. İşte çok büyük isimler. Onun yayınladığı bir makale var, uzun bir makale. Orada doğal seçilim evrimleşmeyi Fisher'dan önce görüyorsunuz aslında. Ya bu da bir öncü sayılabilir. Chetverikov'un da işte 60'ların başında şeye çevrildi, İngilizceye çevrildi makalesi, 26'da yayınlandığı. Ya çok modern tandasıdır popülasyon genetik manada. Fisher'dan tarihsel olarak önceden ama fakat şuna katılmak mümkün değil, Fisher kadar yetkin değil. Tabii Fisher'in de çok eleştirilen tarafı vardır, eleştirilmiştir. Bazı kısımları demol olmuştur ister istemez dolayısıyla. Ama hani Fisher kadar matematiksel olarak ne denir aslında takip edilebilir, ele alınabilir eleganlıkta değil. Çünkü öyle bir perspektif sunuyor, derdi yok yani, öyle bir derdi yok. Çok daha olgusaldır ama önemlidir. Yani şey olarak, çerçeve olarak aslında Fisher'dan daha öncesine tariflenebilir rahatlıkla, doğru çerçeveyi bulması bakımından ama İş tabii bilimde yapılacak herhangi bir iş icada doğru çerçeveyi bulmaktan, o çerçeveyi şekillendirmekten geçmiyor sadece yani. Ondan sonra çok önemli olur tabii ki. İçini doldurmak falan vesaire. Dolayısıyla modern sentez, hani uzun lafın kısası, bizim evrimsel biyolojiyi, işte daha doğrusu evrimleşmeyi anlamamızın hakikaten de yollarını açan o temel işte kuramsal şeyi oluşturuyor. Çatının oluştuğu döneme tam denk geliyor. Ama bunun dediğim gibi çok heyecanlı bir hikayesi var aynı şekilde. Yani lineer bir şekilde bakamayacağınız bir doğal olarak tabii ki tarihi var. Zaten söyledik yani 1890'dan 1920'lere falan kadar şeydir. Yani o Darwin'in söylediği şekliyle evrimsel bir çöp atılmıştır yani. Herkes dalga geçiyor yani. Bu eski usul deniliyor, tamam mı? İşte karşılaştırmalı morfoloji anatomi çalışan eski usul demode dinozor doğa bilimcilerinin görüşü deniliyor bunlara dolayısıyla. Ama işler hakikaten de bir yandan da Mendel genetiği bu işi bir kenara iterken bir yandan da Mendel genetiği üzerinden meseleye bakmak işte iç ilişkisi böyle. Dolayısıyla ne yapıyor? Bu işte modern sentezdeki o yeniden hani Darwinci tona dönmeyi sağlayan yenilikleri doğurmanın önünü açıyor aslında baktığımız zaman. O yüzden eğer bu konu üzerine okumak isterseniz tabii Türkçe'ye çevrilen şey yok ama mesela Stephen Jay Gould'un vesaire işte kitapların özellikle Darwin sonrası diye Ever Since Darwin çevrilmiştir. Yani TÜBİTAK yayınlarından sonra bilmiyorum saydan çıktı galiba. Onlara hani bakabilirsiniz ama konuyla ilgili daha akademik, daha teknik tabii yüzlerce yayınlanmış şey var, makale var. Ama çok temel kitaplar da var ama eğer özellikle dönemin tartışmaları açısından ne söyleniyordu, ne cevaplar verildi diye bakmak istiyorsanız modern sentez tam kırılma zamanında tabii Julian Huxley'in az önce bahsettiğim olur şimdi modern sentez çok temel kaynak ama fakat bu çok teknik bir kaynak ister istemez. Yani bir evrimsel biyolog ve genetikçi gözüyle yazılmış bir kaynak olduğu için yani ister istemez bir temel bir genetik ve biyoloji bilgisi gerektiriyor. Evet, benim anlatacaklarım bu süre içerisinde bu kadar. Eğer sizin soracaklarınız varsa, bilgine dahilindeyse yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Şöyle bildiğimiz üzere doğal seçilim bazı kaynaklarda daha çok evrimin bir mekanizmasından çok evrimin sentralindeymiş, merkezindeymiş gibi daha değişmez bir yapı taşıymış gibi bir bakış açısı var. Acaba modern sentezde doğal seçilim bu konuda nerede duruyor? Yani doğal seçilime bir evrim mekanizması olarak mı bakılıyor yoksa çok daha temel bir yapı taşı olarak mı? Aslında mekanistik bir
çerçeveye de baksanız onu temele koymuş oluyorsunuz zaten şeyi, doğal seçimle örneşmeyi. Çünkü sonuçta hani şu üç temel gözlem vardı ya, Darwin onlardan aslında şey yapıyor. Çünkü olgularla aslında ilişkili tabii ki bu gözlemler, olguları bize söylüyor. Onlar şey, bir türden gelim sağlıyor aslında baktığımızda. Darwin açısından doğal seçimle evrimleşmeyi öne sürmek için dönem itibariyle neydi bunlar işte? İşte geometrik artış. Yani nedir? İşte kaynakların işte kullanımından çok daha fazla sayıda yavru meydana getiriliyor. Geometrik bir artış. Aritmetik değil. İkincisi, buna rağmen türler aşağı yukarı sabit birey sayılarına sahipler. Ve üçüncüsü, doğada herhangi bir biyolojik özellik açısından en azından belirli bir bölümü kalıtılabilir olan ne var? Bir değişkenlik var. Şimdi buradan yola çıktığınızda kalıtılabilir değişkenlikle bu tür sayılarını sabit tutan, tamam mı? Dolayısıyla kaynakların işte seçimsel kullanımıyla ne var? Bir karakter durumundan bir diğerine, hatta bir türden bir başkasının oluşumuna geçen bir oransal değişim şeyi var, şeması var. Doğal seçilim bu. Dolayısıyla doğal seçilim burada süreç olarak, bir mekanistik süreç olarak temelde baktığımızda. Dolayısıyla onu temele yerleştirdiğinizde zaten işte bu değişkenlikle yoğrulan bir evrimleşme görüyorsunuz. Ha şu denilebilir. Doğal seçilimin temelliği belki o. Değişkenliği doğuran şey de bu doğal seçilimdir. Değişkenliği, bireysel değişkenliği yaratan şey de doğal seçilimse. Dolayısıyla o zaman diğerlere değişkenlik temelinde ortaya çıkan hani ne olur? Durumlar olur. Ama sonuçta şu var, şöyle söyleyebiliriz. Değişkenlik mutasyonla meydana gelebiliyor. Mutasyonlar önemli oranda random, rastgele. Bazı işte şöyle söyleyelim, yönlü mutasyonlar olmakla beraber son dönemde çıkan yayınlar da var. Ama bunlar, bu yönlü mutasyonların kendileri de doğal seçilimle yönlü olmuşlar. Basitçe söylüyorum ben, tamam mı? Dolayısıyla herhangi bir biyolojik özellik varyasyonunun, yani daha doğrusu bir türün sahip olduğu total genetik varyasyonun diyelim, tamam mı? Yani biyolojik özellik ilişkili, genetik çeşitlilik miktarı ya doğal seçilimle, herhangi tarihsel bir anda baktığınızda, ya doğal şeyle, genetik sürüklenmeyle ya da her ikisinin bir geçiş durumuyla temsil ediliyor baktığımızda. O yüzden doğal seçimin kendisine aşırı bir şekilde temel diyemeyiz. Ama onu bir süreç olarak tanımak bence bana kalırsa hani daha şey, daha nesnel. Çünkü temelinde yatıyor derken bir şey tanımlamış olmuyoruz aslında yani. Bir şey görmüyoruz hani bilimsel manada. Neye ilişkilendireceğim temel derken, en temelinde. Ha şu deniliyorsa, biyolojik özellikler bakımından İşte çevresel durumlar karşısında geniş manasıyla işte özellik durumlarının bir kısmı açısından avantaj ve dezavantaj söz konusu oluyorsa ve bu da hayatta kalma ve üremeyi etkiliyorsa seçilim gerçekleşir. Dolayısıyla seçilim için temel dediğiniz zaman temel olmuştur ama fakat aynı zamanda bir süreç tanımlamış oluyorsunuz. Onu demek istiyorum ben yani. Yani süreç olarak da tanımlasanız bu şekilde temel olarak da tanımlasanız doğru. Ama tabii şöyle de bakılabilir. Bütün evrimleşme süreçleri doğal seçimle gerçekleşmiyor aslında. Gerçekleşmiyor. Belki temele şuradan bakmak lazım. Bu bağlamda söyleyeyim. 2010'da işte bir biyoloji felsefecisi, bir biyolog bir kitap yazdılar işte. Tamam mı? İşte First Law in Biology diye, biyolojinin ilk yasası diye. Şöyle bir temel koyuyorlar onlar, tamam mı? Ziegfeld diye bir kavram ortaya atıyor. Zero Force Evolutionary Law manasında. Yani sıfır evrimsel kuvvet yasası. O da şu, normalde işte meyotik bir bölünme evrimleştirmiş canlılarda ne olur? İşte mutasyonla ve rekombinasyonla sürekli olarak bir genetik değişkenlik ortaya çıkma eğilimi vardır. Eğer dışarıdan buna hiçbir kuvvet etki etmezse, tamam mı? Sürekli değişkenlik oluşuyor. Ama bu değişkenlik ne olur? Doğal seçilimle ve işte genetik sürüklenmeyle değişkenliğin belli kısımlarının temsilleri ileriki kuşaklarda yönlendirileceği için bu şekilde, değiştirileceği için sonuç itibariyle kısıtlanmış oluyor. Tamam mı? Yani sonsuz çeşitlilik görmezsiniz. Çünkü o çeşitliliği biçimlendiren, onların miktarını zaman mekana dağıtan bir seçilimsel veya genetik sürüklenme süreci söz konusudur. O zaman belki de en temele koymamız gereken şey ne oluyor? Hani mutasyon ve rekombinasyonla çeşitliliğin artması. Bu şeye benziyor. Yani işte Newton fiziğinde
Newton mekaniğinde olduğu gibi dışarıdan hiçbir kuvvet etki etmediğinden gider ya böyle. Dolayısıyla sürtünme falan hiçbir şey yok. Hareketi tanımlarken. Bu da böyle bir şeymiş gibi bakılabilir buna. Tamam mı? Şimdi tabii burada işte mutasyonla rekombinasyonla değişme özelliği en temel belki de. Ama diğer taraftan da böyle bir mutasyon ve rekombinasyonla evrimleşme için meyotik bölünme sisteminin önceden evrimleşmiş olması gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla baktığınız zaman da. O yüzden hani böyle özler veya temeller aramak, hani özellikle biyoloji dünyasına, canlılar dünyasına baktığınızda çok şey kaldırıyor. Çok tarihsel çünkü her şey. Çünkü öz, en temel bunlar biraz tarih dışılık ifade ediyor ya. Yani evrimleşme söz konusu olduğunda biz maalesef tarihin dışına bir şekilde çıkabiliyoruz. Onu söylemek istedim aslında. Evet. Belki böyle cevaplamış olurum yani. Ergi Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam ben müzisyenim ama sizin hayranınızım. Onu da belirtmek istiyorum. Ya pandemi döneminde sizi tanıdım ben. İlk mesleğim kimyagerlikti, benim meslek değiştirdim. Şimdi o dönemlerden bu konulara biraz ilgim var. Yani belirtmek de istiyorum, benim için bir Carl Sagan öğrencisi Neil gibi o şekilde bir kıymet gösterdiğim bir insansınız gerçekten. Estağfurullah. Gerçekten hocam, yani sizin gerçekten hayranınızım. Şimdi hocam ben müzikoloji alanında bir yüksek lisans tezi hazırladım. Konu başlığım şeydi, kamışı çalgılar, tulum, zurna, ney gibi bu kamışı çalgıların işte belli ben Güney Kafkasya coğrafyasını tercih etmiştim. O bölgedeki girişim süreciyle ilgili ama dediğim gibi bu evrimsel süreç, evrimsel biyoloji gibi konularla da ilgili olduğundan dolayı, sevdiğimden dolayı ben biraz o iki konuyu karma şekilde anlatmaya çalıştım. Bayağı yani kalın da bir tez oldu, bayağı uzun sürdü. Hocalarım beğendi ama aynı zamanda şey dedi, hatta tez danışmanım bana, senin ne yapmaya çalıştığını anladım, çok girme dedi bu konulara. Çünkü biraz daha böyle etnisite gibi şeyler devreye girdiğinden dolayı işte. Ben size şimdi şunu hem fikrinizi merak ediyorum hem de kendimle şöyle bir yorum yapmak istedim. Şimdi bu çalgıların, özellikle kamışlı çalgıların, zaten ondan önce de insanın ilk üflemeli çalgılar dediğimiz, aslında bir ıslık diyebiliriz ama ondan sonra böyle yapraklardan falan ses çıkartmalar. Biz çocukken böyle sakız ambalajlarından falan ses çıkartırdık, bilirsiniz siz de. Şimdi bu kamışlı çalgıların serüvenini incelerken aynı zamanda işte sapiensin, homo sapiensin, insanın da dünyadaki serüvenini böyle bağdaştığını gördüm ben hep. Bu yüzden şöyle kendimce de hep şöyle bir yorum yapıyorum. Sanat her zaman insanın tarihini de anlamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ama müziğin bir tık daha burada spesifik belirleyici bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü o işin içinde bir ses var. Ses olduğundan dolayı insanoğlunun serüveninin de bu şekilde bu müzikle birlikte, tabii ki sizin konunuzda hani genetik, biyolojik gibi konular var ama o yani sapiensin evrimsel sürecini müziğin ben desteklediğini, sanki bir nevi sağlaması gibi olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili yani yabancı kaynaklardan da çok çeviriler yaptım ben o zaman. Sizin bu konudaki düşüncenizi hem merak ediyorum, hem siz bu kendi dalınızla ilgili bu süreçte, bu evrimsel süreçte sanatla ilgili nasıl bir bağdaştırmanız oldu mu hiç şimdiye kadar? Böyle çalışmalar içerisinde siz bulundunuz mu? Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Son bir şey söylemek istiyorum bu arada. Yani bu şey örneklemeniz benim için bir efsanedir, o kültür yani benim için. Bu Pterodactylus dactylus. Yani o gerçekten şey, tişörtü basılsa ben giyeceğim yani. Hocam tekrar hayranlığımı belirtiyorum size. Yani iyi ki varsınız. Yani böyle aynı çağda sizi de görmek, yaşamak benim için onur verici. Rica ederim. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Önce şunu söyleyeyim. Tabii şimdi bilişin gelişimi, çeşitlenmesi açısından mutlaka yani müziğin, yani sesle ilişkilenmenin müzik şeklinde diyelim ki en böyle ilkin diye, primitif demiyorum da çünkü ilkin formlarının bile çok büyük etkisi olduğu
bence malum yani insan bilişinin yani gelişmesi, çeşitlenmesinde en azından. Çünkü işte sesle ya müzikle kurulan, sanatla kurulan ilişki olmasaydı insan herhalde çok daha şey böyle kuru, dolayısıyla herhangi bir şey üretmeye müsait olmayan, yani estetik ve sanat bağımında da tuhaf bir yaratık olurdu yani, varlık olurdu dolayısıyla. Tabii işte müzikle olan geniş manasıyla alakanın işte beyin evrimini tetiklemesi, tabii buna bir seçilimsel veya başka bir evrimsel sürece oturtma çabaları biraz tabii şey bence, zor ve naif ama fakat şu söylenebilir en azından. Çünkü mesela insan evriminde, işte biliş evriminde, değişiminde yalnızca işte o çeşitli tarihsel ve genetik sebeplerle işte beyin hacminin artışının çok fazla önemi yok. Önemi var ama sadece onlar değil. Özellikle mesela şey işte alet kullanma, el koordinasyonu, işte kullandığınız şey olan temasınız aynı şekilde işte müzik aletleriyle mesela dolayısıyla yaptığınız koordinasyon, temaslar, bunların hepsinin aslında o insan beyninin gelişimine, bilişin daha doğrusu gelişimine etkisi olduğu biliniyor bunların dolayısıyla. Tabii bunlar işte standart evrimsel biyolojik, evrimsel genetik temele oturtulabilir mi? Ben oturtulmasına zaten gerek yok. Şunu demek istiyorum. Yani bir kuşak içerisinde o değişim meydana gelir ve kültür olarak aktarılırsa zaten dolayısıyla bir manası epigenetik olarak bu aktarma devam ederse dolayısıyla biz her ne kadar bunu standart işte popülasyon genetik terimlerle ifade etmesek bile bu nedir aslında? Bu bilişin işte değişmesine, çeşitlenmesine, tabiri caizse evrimine yapılan bir katkıdır. Veya işte olmasaydı olacak olan seyirine bir müdahaledir diye bakılabilir. Orada katılıyorum ben buna yani belli sınırlar çerçevesinde. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi sanat ilgisi babında en azından kendisi şöyle söyleyeyim. Biz şimdi 3 sene kadar önce öğrencilerimizle şey yaptık. Bir Kambriyan patlaması denen bir dönem var biliyorsunuz yaşamın tarihinde. Çeşitlenmenin böyle 30 milyon yıl içerisinde çok arttığı. Yani yaklaşık işte 541 milyon sene öncesine çizilen bir Kambriyan dönemi vardır alt sınırı. Bu da ne kadar? İşte 500 herhalde 20 ila işte 500 milyon yıl arasındaki dönem gibi çeşitlenme dönemi. Patlarcasına bugün bildiğimiz vücut planlarına sahip olan canlıların ve başkalarının da yok olan ortaya çıktı büyük çeşitlenme dönemi. Şimdi bunu işte hem fosil bilim cephesinden modern çerçevesiyle hem şeyden ele alınıyor. Ekolojik cepheden çünkü canlı etkileşimlerinin de doğurduğu takım şeyler var, yenilikler var. Hem de evrimsel gelişim genetiği bunların üçü bir network içerisinde ele alınıyor. Bir değişim network. Bu sadece şey değil yani üçümüz koordineli ele alın meselesi değil. Bunların gerçekten de süreç olarak etki mekanizması olarak birlikte çalışması bakımından Kambriyan patlaması çok heyecanlı bir şey. Entelektüel bir alana sahip alması bakımından. Ve işte Kambriyan bu konuyla ilgili 2013'te çıkan çok güzel bir kitap var. Alanda çalışanlar tarafından yazılmış vesaire. Biz de dedik ki bunu şey yapalım. Çok önemli bir dönem. 2012'den bu yana evrimsel biyoloji öğrenci kongreleri düzenliyoruz. İşte danışmanları ben oluyorum. Bir konu saptıyoruz. O konu çerçevesinde, başlık çerçevesinde öğrenci arkadaşlarımız, Hacettepe biyolojiler, işte yaklaşık 6-8 ay çalışıyorlar. Sunumlar haline getiriyorlar. Akıştan işte sunumlar tabii ki bunlar. Meseleyi ele alan. 3 günlük, 2 günlük. Ondan sonra bu sunumlarda mesela yapabilirsek kitap yapabiliyoruz yani. Kambriyan patlamasını yaptık. Ama biz bu arada şunu da yaptık. Şöyle bir fikir geldi aklımıza. Dedik ki, ya burada ortaya çıkan canlıların bir kısmı çok enteresan. Tamam mı? İnsanın böyle gördüğü, bildiği canlılardan çok ayrıksı. Tamam mı? Dolayısıyla. Çünkü görülen, bilinen formların dışında başka formlarla karşılaştığınız zaman değil mi? Bu size bir estetik bir şey de oluşturur, heyecan da oluşturur. Neyse. Dedik ki, hem Kambriyan öncesinden birkaç canlıyı seçelim, hem de mümkün olduğunca Kambriyan patlamasındaki o klasik mühim canlılardan seçelim. Dolayısıyla ve bunu da şey yaparak, yine bu şey kapsamında, o sempozyum kapsamında bir sergi olarak, sanatsal sergi olarak bunların heykellerini yaparak icra edelim. Biz tabii hiç heykeltıraş değiliz yani sana. Gittik şeye, Hacettepe heykel bölümüne, orada Şinasi Tek var. Şinasi'ye yani konuştuk. Şinasi yüksek lisans öğrencilerinden ve işte bitirmekte olan yetenekli öğrencilerinden bir grup oluşturdu, 10 kişilik. Bunlar yaklaşık 20 civarındaki dönem canlısının, yani fosilleri bilinen, fosillerden rekonstrüksiyonları yapılan, yani ayrıntılarıyla hani maketleri çıkarılan canlıların kimilerini soyutladılar, çünkü sanatsal bir icra bu,
kimlerinde benzer fonlarını yaptılar. Yani olağanüstü güzel Kambriyan dönemine ait bir şey, bir heykel şeyi oluştu. Bir portföy oluştu. Biz de onu sergiledik mesela. 20 kadar böyle şey var, heykel var. Bunların bir kısmı soyutlama mesela. Şöyle bir şey. Mesela Kambriyan döneminde tabii bunlar sucul canlılar. İşte büyük bir devasa yırtıcısı var. Hani buna Karis adını verilen mesela. Onun suratı böyle çok acayip işte böyle plakalı yüzgeçleri falan var böyle. Tamam mı? Ve günümüzdeki modern canlı grupların herhangi biriyle geçmişten yani var olduğu günden itibaren ilişkisi kuramıyor. Dolayısıyla yani daralan canlı çeşitliliğinin bir parçası. Sonrasında daralan, öyle söyleyelim. Onun mesela şey, suratını böyle böyle sert bir insan figürü olarak falan yaptı mesela. Heykeltıraş öğrencilerimizden, arkadaşlarımızın bir tanesi. Bunun gibi çok hoş. Mesela şey var, Halüsigenya diye bir canlı var. Normalde 2,5 santimetre ama Halüsigenya şu, Kambriyan dönemine ait. Bugün yani bağı çok zor kurulabilen, o kurulmaların da ben hani şey olduğunu biliyorum. Çok doğru olmadığını biliyorum. Bugünkü canlılarla. Bir şey, bir fon. Halüsigenya'nın mesela sebebi de şu, Simon Conway Morris'te bir paleontolog var. Bunu keşfettiği zaman zaten o Kambriyan işte bu Burgess şisti var oraya çalışan, o çalışan ekibin içerisinde o zaman. Enteresan bir canlı bu. Çünkü bakıyor canlıya, bu nasıl bir şey diye. Şimdi başı neresi, sonu neresi? Hangi taraf üst kısmı, hangi taraf alt kısmı, karın kısmı? Bilinmiyor. Anlamak mümkün değil. Yani bilinen bütün canlı gruplarıyla ilişkisini kurmaya çalışsanız olmuyor. Tamam. Hareket ederken hangi tarafa doğru gidiyordu? Başının gerisini bilmezseniz, bilemezseniz zaten mesela yani. O yüzden Halüsigenya diye çok da tuhaf bir formu var aslında böyle. Tamam mı? Üst kısmında dikenleri var ama üst kısmı orası mı? Alt kısmında benzer diken var, orası alt mı? Ayak mı bunlar, duyarga mı falan derken, başa benzeyen kısım gerçekten baş mı? Neyse. İşte o yüzden böyle sanki bir halüsinasyon içerisinde gördüğünüz garip bir yaratıkmış gibi adını Halüsigenya koymuşlar buna. Onun mesela 2,5 santimetre ama yine bir... Hacer diye genç arkadaşımız var, heykeltıraş, Hacettepe'den de. O olağanüstü güzel bir mesela ahşap şeyini yaptı konstrüksiyonla. Bayağı bir 40 santimetre falan şey. Mükemmel hakikaten de dolayısıyla. Neyse onu da ben kendim aldım tabii. Neyse sergiliyoruz onları tabii ki. Dolayısıyla böyle bir hani sanatsal bu manada icra. Yoksa hani, şimdi şeye gelecek olursak, yani şöyle söyleyeyim ben. Şimdi canlının herhangi bir yerine baktığınız zaman zaten veya canlı çeşitliliğini şöyle bir gözden geçirdiğinizde dünyanın herhangi bölgesinden zaten çok büyüleniyorsunuz zaten. Yani şeyi okuyayım size isterseniz bu arada şey gelmişken. Yani ben de yani diğer pek çok evrimsel biyolog belki tamamı aynı şey. Hissiyata sahipler. Şeyin son cümlesi. Türlerin kökeninin bitiş cümlesi. Diyor ki, there is grandeur in this view of life. Yaşamın bu görüşünde bir ihtişam var diyor. Böyle bakmakta yaşama. İşte bütün cepheleriyle ortak kökenden değişen türmeyi kastediyor. With several powers having been originally bred into a few forms into one diyor. Yani muhtelif güçleri yaşama, hani yaşamı, yaşam kılan muhtelif güçler, işte başlangıçlar bir ya da birkaç forma, yani üflenmiş diyor güçler. Yani geçirmiş neyse işte iken. And that diyor, while this planet has gone cycling on, according to fixed laws of gravity, işte gezegen işte bu esnada işte değişmez, yer çekim yasalarına göre dönüp durmaya devam ederken, tamam mı? From so simple a beginning, bu denli basit bir başlangıçtan, endless forms, so most beautiful and most wonderful, en harikulade ve en muazzam, tamam mı? Sonsuz çeşitlilikli formlar evrimleşmişlerdir ve evrimleşmeye devam etmektedir diyor. Dolayısıyla hani zaten şöyle söyleyeyim ben, bir evrimsel biyolog olarak daha doğrusu doğaya işte, ne bileyim işte bakan herhangi biri ya da bir biyolog olarak da olsanız fark etmez, olmasanız da fark etmez. İşte doğanın bu ihtişamı karşısında büyüleniyorsunuz. Yani bu sizde ne yapıyor aslında? Elbette bir sanatsal etki de yaratıyor. Bu mesela şeye de yansır, çeşitli evrimsel biyologlar illa oradan geleceksek, yazdığı metinlerin stiline kadar yansır. Mesela Ernst Bayer'in stilini okuduğunuzda başka bir tat alırsınız, tamam mı? Ama Steve J. Gould'unkini okuduğunuzda böyle daha böyle bir sanatsal zevklerle düşen bir tat alırsınız, tamam mı? Dolayısıyla aslında bunlar hepsi o evrimsel biyologların bu yaşamı ihtişamı karşısında
kapıldıkları şeyden kaynaklanıyor yani, o büyülenme hissinden kaynaklanıyor baktığımız. Yani şunu demek istiyorum, sadece basit böyle mekanistik süreçlerle çeşitliliği açıklama uğraşı değil evrimsel biyoloji. Yani sizi büyüleyen, şaşırtan dolayısıyla işte, insanı sanata sevk eden, müziğe sevk eden, tabii müzik de sanat, çok önemli büyük bir sanat. Ne varsa içsel olarak aslında sizi coşturan dolayısıyla onu da tetikleyen, teşvikleyen bir doğa karşısında duyduğunuz bir kapılma hissi ya, yaratan bir şey. Evrimsel biyoloji çalışmak veya doğaya evrimle bakmak aslında. O çok heyecan verici bir şey hakikaten. Yani bu en azından sanat bağımında bunları söyleyecektim. Yani sanatla evrimsel biyolojinin ilişkisini doğrudan evrimsel biyolojinin kendi kavramları üzerinden kurmak bence çok anlamlı olmasa da, başka sosyal alanlarda olduğu gibi veya başka bir içsel alanlarda olduğu gibi. Ama sonuçta nedir? Sanat doğuran bir şeyi, itkiyi, içsel veya dışsal, tamam mı? Uyarıları düşürdüğümüzde hani canlı evrimle bakmak dolayısıyla bence bu uyaranları daha da yükseltecek ve daha da böyle enteresan ve hoş, daha da derin sanat eserleri yapmaya sevk edecek diye düşünüyorum. Yani. En azından böyle bir katkıda bulunabilirim. Teşekkür ederim. Hocam merhaba. Teşekkür ederiz sunum için. Sosyal bilimler platformuna da teşekkürler davet için. Güzel bir pasaj okudunuz. Ben de küçük bir cümle söylemek istiyorum Dobzhansky'den. Onun biliyorsunuz da çok güzel bir sözü var. Evrimin bir şey olmadan biyolojide hiçbir şey anlamak mümkün değildir gibisinden. Ben şimdi tesadüfen buraya oturmuşum lambanın altına. Siz konuştukça sunum boyunca sanki böyle bir evrimin bir şey altındaymışım gibi bir izlenim oluştu. Ben biraz da aslında ekonomi mezunuyum. Sosyal bilimlere de girebilecek bir şey sormak istiyorum. Sunumunuzun en başında işte bu bilimsel çabayı, evrim konusundaki bilimsel çabayı avamlaştırmayla ilgili bir eleştiri yaptınız. Ben sizin bu konudaki tutumunuzun da çok net olduğunu biliyorum zaten. Şimdi modern zaman ideolojilerine baktığımız zaman kendilerince tırnak içerisinde haklı olarak şunu görüyoruz. Bir silaha ihtiyaçları var ve bilimi bu konuda çok güzel gerek çarpıtabiliyorlar, gerek bir ideoloji yapma aracı olarak kullanabiliyorlar ve biyoloji de herhalde bu konuda, yani özellikle evrimsel anlamdaki biyoloji, hani sosyal darwinizmlere bakarsak diğer başka modern ideoloji sistemlerinin evrim üzerindeki tezlerine bakarsak epey çarpıtılmış bir ne diyelim, bir bilim yapma türü veya bir bilim alt başlığı diyelim. Şimdi burada bizim bir bilim insanı olarak bakışımızda ya bu ideolojiyle bilim yapma arasındaki çizgiyi çekerken nelere dikkat edebiliriz, neler yapabiliriz? Çünkü ben dediğim gibi ekonomi mezunuyum. Bizde iş bir de sosyal bilim olduğu için o alan çok daha gri yani. Artık nerede bilim yapıyorum, nerede kendim yorum yapıyorum, nerede ideolojiye giriyorum, orası çok gri bir alan. Burada özellikle hani hem biyoloji bağlamında hem de genel bilim yapma bağlamında hani çizgiyi nasıl tutturabiliriz? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi güzel soru, teşekkür ederim. Şimdi önce şunu söyleyeyim, hani ben başladım ya konuşmanın başında, yani o türlerin köken yayınlandığı itibaren aslında bir bakıma bir başka alan kol da var. Onu sosyal alanlara geçiren, oradaki tezleri, oradaki çerçeveyi giderek onları işte kötü bir şekilde indirgeyen, böyle bir kanmış değil mi? Öjeniyi doğurdu, sosyal darbini doğurdu ama şunu da söylemek lazım. Ne türlerin kökenine, ne darbinin üretimine bakın sonrasındaki şeyi göremezsiniz yani. O sosyal darbinin sizden hiçbirisini göremezsiniz. Darbin çok sakınımlıdır. Yani olguların ve gözlemlerin ortaya koydukların ötesine geçmeyi istemez zaten yani dolayısıyla. Şimdi o şey, kötüye kullanma aslında resmen baktığımızda. Şimdi tabii bu kötüye kullanmayı elbette kimi bir takım böyle güçlü evrimsel biyolojiye sahip aktörler de zamanında yapmışlar aslında ister istemez. Mesela Fisher'ın kitabındaki son 4 bölüm öjenik bir bölümdür aslında baktığınızda. Onlara katılmamız mümkün değil temel itibariyle. Ama buradaki öjenim şeydir, biraz optimist bir öjenim yani şu manada işte sağlıksız sonuçlar veren mutasyonlara önceden tahminler verersek aslında nedir? İşte sağlıklı toplum, sağlıklı tarımsal ürün vesaire deriz falan gibisinden bir yaklaşım bu yani. Bu işte imha etme, yok etme falan değil. Bu tür lafları tekrarlayanlar var ya günümüzde işte. Mesela salgın en başında şu kadar kişi şey olsaydı,
alınıp bir adaya götürülüp itiraf edilseydi salgın engellenirdi. Bu da bilimdir falan diyen böyle mevcutlar da var. Tabiri caizse. Bunlar absürt şeyler yani. Bilim böyle bir şey değil çünkü. Yani bilim insanların bütün total ve sağlam bir etik damara sahip bir şeyi. Bir akılcı bakışının bir şeyi aslında. İfadesi bence baktığımızda. Vicdanlı, akılcı ve sorumlu, ahlaklı bir bakış. Çünkü sonuçta doğayla kurduğun ilişki yine buradan çıkıyor yani. Yani saf bir ilişki değil ki zaten bunlar. Mümkün olduğu kadar işte doğru tahminlerde bulunabiliyorsun. Yani bilim böyle bir şey. Şimdi bu ayrımlar da evrimsel bir söz konusu olduğunda bence doğru kaynakları okuyarak da sürekli bilim tarihi veya bilim felsefeleri referanslı bir şekilde evrimsel biyolojinin değişimini, merhalelerini sorgulayan veya güncel durumlarındaki o birikim oluştukça onları da sorgularsınız, tamam mı? Üretimleri sorgulayan bir zihin yapısına sahip olma yoluna girmekle geçiyor. Başka yolu yok. O zaman mesela şey yapıyorsunuz. Yani alanınızdan söyleyeyim sizin. Evrimsel iktisat diye bir iktisat biçimi ortaya atıldığında ben mesela iktisatçı değilim ama evrimsel iktisat makalesini herhangi bir okuduğum zaman, tamam mı? Ve oradaki şey makale evrim sözcüğünü, kavramını bir değişim olarak değil de doğrudan evrimsel biyolojik perspektif kullanıyor. Son bir zırva bir makale olduğunu anlıyorum ben onu. Yani iktisatçı olma gerek yok benim ya. Aptalca bir şey yani hakikaten de. Yani genetik temelli, genetik varyasyon temelli seçilimsel veya işte bir genetik sürüklenme süreçlerinin tarihsel, karmaşık dinamiği olan bir şeyi kalkıp da, tamam mı? İktisadi bir şeyi nasıl uygulayacaksınız, tamam mı? Hangi gen? Ne demek? Özel teşebbüsün geni mi olur, tamam mı? Yani alelleri mi olur? Yani bu saçma sapan. Dolayısıyla bu hiç onlara belki saçma olmaya gerek olmaksızın o sınırı çizebiliyorum yani. Bu şeyle ilgili. Yani iyi evrimsel biyoloji biliyorsanız geniş manasıyla ve bu bir bilim tarihi, bilim felsefesi okumaya desteklenmişse zaten oralara bulaşmıyorsunuz yani. Ve bu şey, zihnin biraz da şey olmasıyla ilgili. Kişinin biraz da namuslu olmasıyla ilgili. Ama alkış düşkünüyseniz mesela, Richard Dawkins gibi, o kadar çok şey bilmeye rağmen saçmalarsınız mesela. Uydurursunuz yani. Yani mevcut ne bileyim iktisadi sahipleri, mevcut işte ideolojileri evrimsel biyolojinin süzgecinden geçirerek izah etmeye çalışırsanız baltayı taşa vurursunuz. Ama bunu meseleyi bilerek yapıyorsanız o zaman iki yüzlüsünüz demektir zaten yani. Dolayısıyla yoksa Dawkins okumuş birisi yani şey değil ki. Cahil bir adam değil ki ama alkış düşük. Ne malanıyor? Mesela ben hep şey diyorum işte, şimdi onun bir Tanrı yanılsaması diye kitabı var ya, yanılgısı, tamam mı? Eyvallah, dünya düzenini izah etmek için böyle bir kitap yazıyorsun diye, peki şey yazsana, serbest piyasa yanılgısı diye yazabiliyorsun. Yazman gereken yer orası aslında yani, tamam mı? Altında ne var o iş? O toplumsal, ideolojik, iktisadi sahipleri, insanlık tarihini bilmeksizin, tamam mı? Basitçe bir işte aydınlık karanlık çatışmasını çevirdiğinde zaten ufkunu kaybetmiş oluyorsun yani. Yani hepimizin bir dünya duruşu var. Orası başka bir şey yani. Hemen kendi dünya duruşumu yani işte bilen bilir. Hiçbir zaman işte evrimsel bir hocayı çıkarak oluşturmadım yani. Oluşturmadım ama saçma sapan bir şey olur yani şimdi. Dolayısıyla. Yani seksüel seçilimi açıklama izahlarına kadar giden doğal seçilimi eşleştirme biçimleri üzerinden şimdi, tamam mı? Ben ilk hakkında ne söyleyeceğim yani şimdi? Ne söyleyeyim? Ama söyleyeceğim şeyler var, başka kanallardan bilgilerim var. Yani adam gibi iktisat tarihi var, değil mi? Daha doğrusu adam gibi demeyelim şey oldu. Doğru dürüst bir iktisat tarihi var, değil mi? Sağlam bir antropoloji geleneği var. Tarihçilik geleneği var. Kültür antropolojisi falan da bunun içerisinde var. Sosyolojisi var. Ve bunlardan gelen bilgi birikimini ben bir kenara atacağım ben bakışı. Bunlar bilim değildir diyeceğim. Bu şey de var zaten biliyorsunuz. Hani sosyal bilimlerde o fen bilimleri gibi, o fen bilimlerin algılandığı o primitif çerçeve sosyal bilimler uygulanmıyorsa o alan sosyal bilim, bilim değildir diye bir yanılgı var zaten yani baktığımızda. O yüzden hani bence sınırı çizmek kolay. Aydınlık bir kafa, bu okuma dolayısıyla cesurca hani insanın kendine karşı cesur olması da gerekiyor. Yani dolayısıyla şey bakımdan değil, bak etrafı değil yani işte. Yani mesleki hastalığa tutulmaması da o anda. Yani şimdi evrimsel bir yolda her şeyi evrimsel biyoloji gözünden görmemem gerekir benim. Bu benim bir hastalığım olur yani. Dolayısıyla. Ben söyleyeceklerim en azından bu kadar. Hocam, sanatla ilgili söylediğin şeyler için teşekkür ederim. Ben aslında daha başka bir şey demek istemiştim.
Şöyle, bu yaptığım çalışmada dedim ya, özellikle Üflemeli Çağlar üzerine çalıştım ben diye. Oradaki yolculukta hani gene Güney Afrika'dan, o bölgeden, daha kuzeye doğru, işte orada Orta Doğu coğrafyasından, işte Mezopotamya bölgesine aktarılan, oralarda biraz daha kültürleşen, bu üflemeli çalgılar nezdinde söylüyorum. Üflemeli vurmalı çalgılar burada birazcık daha şey, kilit çalgılar oluyor. Bu serüveni ben evrimsel süreç içerisinde sizin, yani ben aslında tabii ki net bir şey söylemek belki ne kadar doğru bilmiyorum ama bu yolculuk, bu yolculuğu siz evrimsel süreç içerisinde nasıl tanımlıyorsunuz? Şöyle aslında anladım. Demek istediğim de benim aslında, ben de çok açık edemedim. Aslında aşağı yukarı şuydu. Destekler bir şekilde. Çünkü insanın aslında mesela Afrika'dan çıkarak yeryüzüne yayılması, evrimleştiği, yani tür olarak ortaya çıktığı orası ya, oradan çıkarak evrimleşmesi aynı zamanda pek çok kültürel değişim içerisinde geçmesini sağlayan bir süreç normal olarak. Yani farklı coğrafyalara gidiyorsunuz, aslında grupla gidiyorsunuz, grup iletişimi önceki kültürel konuların bir kısmını sivriltmenizi, bir kısmını bastırmanızı falan sağlıyor falan vesaire vesaire. Dolayısıyla bu şeye benziyor mesela. Hani şey vardır ya, Joseph Campbell'ın bu Tanrı'nın Maskeleri diye Türkçe'ye çevrilen bir kitabı vardır. Orada hani monomit kavramı vardır ya, bir takım mitolojik motiflerin aslında hep aynı olduğu ama kültürel örüntülerle, insanın yeryüzüne yayılmasıyla onların da değişim geçirdiği. Yani tıpkı hani insanın o biyolojik evriminin sonuçlarını takip eden bir kültürel evrimleşme varmış gibi. Bu yolculuk böyle midir hocam? Yani insanın... Olabilir. Yani yolculuk... Mesela şey, müzik aletlere bakımından da bunu görebilirsin. Ben demek istiyorum. Ben yani görünce dedim yani, bence orada da gördüm. Nasıl başka türlü artifaklardan, yani işte eşyalardan vesaire görüyorsanız buradan da görebilirsiniz. Çünkü kültürler arasındaki ya topluluklar arasındaki ilişkilenme yine bir benzerlik ve değil mi? Belli temalardan uzaklaşma ilişkisi olacağı için mesela işte sizin alanınız olan o üflemeli çalgıların hani biçimleri, işte ne bileyim işte daha başka bir tür özelliği bakımından bir benzeşme, farklılaşma olacağı için bu da aslında nedir? Toplumların benzeşme, farklılaşmalarının bir sonucu gibi. Mesela pek çok çalışma dillerin akrabalık dereceleriyle, yayılışlarıyla onların yeryüzüne yayılışları, yani insan evriminin son 50 bin senesiyle, 60 bin senesiyle, 100 bin senesiyle neyse işte dillerin aslında nasıl ortaya çıktığını ve yoğunlaştığını, daha doğrusu belli dillerin yaygınlaşıp belli lokal kaldığını diğerlerimiz gösteriyor. Şöyle bir çalışma da yapılmış. Hemen söyleyeyim ben. Şimdi Afrika'dan çıkışta total insan genetik varyasyonu giderek azalır. Zaten şeyden, kökten itibaren genetik çeşitlilik düzeyi küçük bir gruptan geldiğimiz için, insan olmadan da önce diyelim atalarımıza baktığımızda, Afrika'dan zaten birkaç bin kişinin çıktığı biliniyor. Ve o birkaç bin kişinin yeryüzüne onlardan türeyenlerin mesela dağılmasıyla diğer bütün toplumların şu anki bölgelerine geçtikleri biliniyor büyük oranda. Şimdi enteresan bir şey. Şimdi bu çıkışta genetik çeşitlilik miktarı daha da azalır. Azalmıştır mesela. Tamam mı? Çünkü tipik bir istatistiksel işte düşük örneklem yapma icrası gibi siz onu düşünün. Tamam mı? Gruplardan her zaman küçük gruplar ayrıldığında bir önceki grubun genetik çeşitlilik miktarını ne yapar? Temsil etmezler. Şimdi şeye de bakmışlar. Fenom çeşitliliğine de bakmışlar. Bu şey ya, bilim sesleniliyor ya bunlara hani. Dildeki işte kelimeleri oluşturan işte ne bileyim ses karşılıkları, çeşitliliği. Afrika'dan çıkmışsa bunlar da azalmış mesela. Yani en çok mesela bilim ses çeşitliliğine sahip toplumlar Afrika'da var. Ama bu şeyden dolayı değil. Yani şöyle bir şey yok. Yani işte seçilimsel olarak daha az bilim sese sahip olan belli topluluk diğerinden daha çok yavruları falan bıraktığı için değil aslında. Yani yine şu şekilde olmuş olabilir ama. Mesela bir grup gidiyor, tamam mı? Bilim ses açısından birbirine daha yakın olanlar, birlik oluşu, aile oluştukları için onlar daha çok ürüyorlar elbette. Ama bu biyolojik anlamda bilim sesin yavruların üremesine biyolojik sebep bir katkı olduğu anlamına gelmiyor demek istiyorum ben ya. Onun bir sonucu sadece. Ama nedir? O da benzer bir evrimleşme örüntüsü izliyor demektir buradan baktığımız zaman. İşte zaten şey de öyle, hani sosyal bilimlerde yani evrimsel biyolojiyle diğer alanları bir araya getirirken aslında bir tür korelasyon seviyesinde kalınarak gidilmesi gerekiyor. İlişkilenme, organik ilişkilenme seviyesinde değil aslında yani. Net bir nedensellik. O nedensellik kurulmasına gerek yok ki zaten yani. Çünkü zaten biri nedense, tamam mı? Biri ortaya çıkıyor ama
Onun, yani şunu demek istiyorum ben, biyolojik olarak bir beyne sahip olmamız veya işte o beyne sahip olan insanların bir kısmının dışarıya çıkması bilim seslerdeki çeşitliliği de elbette azaltıyor. Tamam mı? Ama sonuçta o toplum, çıkan toplum veya toplumlar nedir aslında? O bilim seslerle bambaşka kültürler, ilişimler, yaşam biçimleri, bambaşka bir dünya doğuruyorlar yani. Onların artık o biyolojik hani sonuçlar olması düşünülemez, öyle değil mi baktığımız zaman? Dolayısıyla. Yani bu şekilde görmek gerekiyor. O yüzden çoğu kişi kültürel evrim demektense, evrimsel biyolojik manada, eğer evrimi değişim olarak, yani gelişme olarak kullanıyorsanız mesele yok ama biyolojik anlamda mesela kültürel evrim demektense kültürel tarih demeyi tercih ederler ki bence de çok daha doğru bir yaklaşım bu yani. Çünkü o zaman bedenselliği şey yapıyorsunuz. Yani fazla yaklaştırıyorsunuz biyolojik bedenselliği şeye, kültürel olarak. Elbette biyolojik bedensellik ve kültürel bedensellik arasında ilişkilenme var. Ama bu ilişkilenme şey değil yani. Net bir birinin hani bedensel ağırlığına sahip olan bir şey değil. Organik bir bağ değil yani. Bu denli organik bağ değil aslında. Yani buradan baktığımızda hani nihayete bir şey söyleyeceksek o işte aletlerin gelişimiyle işte insan topluluklarının dolayısıyla paralel bir ilişki var. Paralel bir ilişki tabii dilde kuruluyor. Başka bir şey niye onda kurulmasın elbette. Yani spesifik olarak bilmiyorum ama bence mümkün diyorum. Yani mesela bütün o mitolojik şeyi, açılımlar, bütün o kültürü Campbell nasıl ta işte bu Afrika'dan çıkışın hani o tek merkezli doğruluğu ortaya konmadan önce 50'lerde söylüyorsa, çünkü arkeolojik olarak artifaklara bakmak, kültürel karşılaştırarak aslında bunları görebiliyorsunuz yani. Teşekkür ederim. Türkiye'de daha az olduğunu biliyoruz ama yani yurt dışında çok daha fazla ama Türkiye'de çok sınırlı. Biyoloji felsefesi, biyoloji ile felsefenin kesişim noktaları birçok insana tuhaf gelebiliyor. Yani alanla birazcık eğildiğinizde oturabiliyor ama bir felsefe öğrencisinin biyolojiyle ilgilenmesi ya da bir biyoloji öğrencisinin felsefeyle ilgilenmesi dışarıdan bakıldığında çok tuhaf kaçıyor. Bu ikisinin kesişiminin nasıl bir verimli ortam yarattığına dair birkaç şey söylemek ister misiniz? Elbette. Şimdi tabii biyoloji felsefesinde bir alan var, spesifik bir alan var yani çok da verimli bir alan. Başlıkları şunlar mesela aslında. Mesela şunları tartışıyor. Çok genel başlık bunlar ama fakat bunun içerisine giren onlarca alt başlık var, dergilerde falan, işte spesifik makaleler bu yüzden yayınlanıyor. Mesela biyoloji, fizik ve kimyaya indirgenebilir mi biyolojik süreçler? Bu biyoloji felsefesi başlığı bir. İkincisi, evrimsel veya biyolojik açıdan tanımlanabilir bir etik yapmak mümkün mü? Bu biyoloji felsefesi başlığı. Tür dediğimiz şey, tamam mı? Nedenli gerçektir. Biyoloji felsefesi başlıyor. Çünkü bir kategori oluşturmanın sınıflandırmayla ilişkisi bağlamında, değil mi? Ta o şeyden beri gelirsiniz. Aristoteles'ten beri gelirsiniz. Hatta Platon'dan bu yana gelirsiniz yani baktığınızda. Zihin felsefesi mesela. Tamam mı? Yine mesela vegan olup olmamak, beslenme tercihleri arasındaki ilişkinin insan biyolojisi veya işte bir biyolojik varlık olarak, tamam mı? Belli bir üretim biçimine karşı duruş bağlamındaki ilişkisi, biyoloji felsefesinin konusu. İşler konusu mesela, moleküler düzeydeki tanımlanmış anahtar kilit modeli nedenli gerçekçi bir biyolojik ilişkilenme meselesi ortaya koyar. Ama anahtar kilit modeli aslında bakacak olursanız, mesela şeye kadar, argument from design'daki tasarımdan argument fikrine kadar giden, aslında biyolojik olmayan, teolojik bir yaklaşımda ifade eder mesela. Ha, bunun gibi onlarca başlık açılabilir. Ama şunu söylemek istiyorum ben, bir biyoloji öğrencisi olarak aynı zamanda felsefe eğitimi alıyorsanız, tamam mı? Bir kere bilim felsefesi bir alan olarak nedir? Bilim felsefeleri neden bahsediyor, bunu öğreniyorsunuz. Arkasından bilim felsefesi ve işte felsefenin kendisinden yola çıkarak, tamam mı? Size biyolojik olarak karşınıza getirilen bilginin nasıl ortaya çıktığını, yani epistemesinin hem tarihini hem içeriğini sorgulamayı öğreniyorsunuz. Aslında hiç fark etmeden size biliyorsunuz redüksiyonist perspektif veriliyordur. Ne demek redüksiyonist perspektif? Onu bildiğinizde bunun tarihsel kırılmaları felsefe tarihinde, nerede gerçekleşmiş düşünce tarihinde onları bildiğinizde bilmesiyle çok da etraflı yaklaşıyorsunuz. Hani ben kumvari işte cemaat ilişkilerin şeyi derken aslında bu düşünsel farklılıkların ağırlıkların çatışması bağında bir sonuç olarak bir bilimsel ilerlemenin ya yeniliğin ortaya çıkmasını tarif etmek istemiştim. Dolayısıyla bence biyoloji felsefesi yani olağanüstü bir alan. Zaten felsefe içerisindeki en parlayan alanlardan. Bir sürü felsefeci biyoloji felsefesine kaydı son 40 sene içerisinde yurt dışında.
bir sürü büyük felsefeci. Türkiye'de yavaş yavaş işte kitapları falan da çevrildi. Temel bir takım kitapları var baktığımızda. İşte biz de Hacettepe'de, işte Tayha'da öğrencilerimizden bir tanesi, sevgili Tayha. Hacettepe'de biyolojiyle felsefe arasında çift anadal programı başlattık 2,5 sene önce. Türkiye'de başka bir üniversite daha yok. Öğrenciler hem felsefe hem de, yani okuyanlarımı, biyolojik çıkış olarak çıkıyorlar baktığımızda. Bu önemli adını attık. Hani Hacettepe felsefenin veya biyolojinin içeriğini beğenirsiniz, beğenme. Önemli değil bu. Temel itibariyle bu yol açılmış oldu yani. İş öğrenciye kalıyor. Öğrenmek isteyene kalıyor daha doğrusu. O yüzden bence yani mevcut literatürü okumak, hangi başlıklar üzerinden biyoloji felsefesinin yapıldığını bilmek dolayısıyla ve felsefe okuyarak derinleşmek bence başka hiçbir alanda olmadığı kadar zihin açıcı olacaktır diye düşünüyorum.